Herkesten para alıyorsunuz Mahmut Bey. Size elma vereyim. Hayır, para isterim. 20'lik var mı? Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Değil mi? Hayır. O zaman şöyle söyleyeyim. Konuşmak istiyorum. Rüyam böyle bu felsefeyi ya hani. O neden? Bu da kendime olan güvenimden. Peki 2020'nin şifreleri çözülüyormuş, haberiniz var mıydı? En önemlisi ise bekar kova bırakmayacak 2020. Yeteri kadar kafanız karışmadıysa program devam ediyor. Az sonra karışacak efendim. Artık çalışmanı istemiyorum. Bir anda fışkıra. Aşkın, 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 aşkın. Dünyamız, merkezimiz. Hamlet ezbere bilirim ben Shakespeare'in yazdığı her şeyi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bu sene bana söz verdiği o yazdık işini halletmezse güler yüzümüz göremez. Çocukları çok seviyorum ama benim çocuklarım şarkıları. Hatta beni burada bir yayına çağırdılar haber bölümüne. Bir 20'lik dedik, bir 10'luk 2 tane 5'lik getirdim. Kozalak. Kozalak. Yok bu yıl yine zam 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 zam. Zam 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 zam. Bak bu 20'lik nereye getirdi iş? Lazım. Şu anda rejide Şafak Hoca var mı yok mu? Şu an yok. Mahberi var mı yok mu? Şafak Hoca gelince 3 kere mö 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 diyorsunuz, ben anlıyorum. Mö. Ne oluyor Şaban Bey? Mö. Kuş olsanız nereye konardınız ki? Artık çalışmanı istemiyorum. Evimin kadını mı olayım? Evinin kadını olacaksın. Neden? Bu süslü hayattan kurtaracağım seni. Bana ne verebilirsin? Hiçbir şey. Niye olayım? Taze sütle ne dersin? Taze sütü ne yapayım? Pastörize lazım. O bahçedeki ineklerle anlaşırsınız artık. Ben mi sağacağım? Ah, yakışır. Yakışır, onu biliyoruz. Bana her şey yakışır da ben mi sağacağım? Soru o değil. Ne kadar güzel böyle
püslü puslu, süslü süslü yine negatif başladınız. Harikasınız vallahi ya. Biz mi negatifiz ya? Şafak Hoca gelmiş mi? Şafak Hoca gelmiş mi? Şu yoklamayı bitir de başlayalım abi artık ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok kıskanç yerimde gözü var. Şafak Hoca ile çalışmayı hep hayal etmiş. Ama kimileri yerinizde... hayal eder, kimileri elde eder. Tabii ki ama Şafak Hoca ile çalışmak için yani sizin yerinizde olmanıza gerek yok ki. O sizinle de çalışabilir. Başka insanlarla da çalışamaz mı? Kapattık mı Şafak Hoca'yı? O ilik ve benim. Ya biz böyle 20'li yaşların başında böyle Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun hazırladığı ve supervisor'unu yaptı veya yönetmenliğini yaptı bir talk show olur mu diye hayal ederdik tabii. Yıllarca çok ünlü talk showcularla yaygın olduğu için. Ben 8 yaşındaydım. Hı-hı. Hayal ettim. İşte 28'indeyim oldum. Şafak o kadar yaşlı mı ya? Pardon özür dilerim. O da çok gençti. Nasıl? O da gençti. Hala genç. Kariyeri erken başladı. Erken başladı. Casillas gibi abi. 17 yaşında kaleye geçti. Öyle düşün. Real Madrid'in kalesi. 17 yaşında yönetmen de diyebiliyorum. Bence şu anda Casillas gibi değil, Kaiser Soze gibi oldu. Çünkü isminden sürekli bahseden ama cismi görünemeyen bir adam gibi. Olağan bir şüpheli efendim. Değil mi? Evet. İlik olmak için belli bir yaş var mı? Soru bu. 3 tane erkeğe soruyorum. 3 iliğe soruyorum. İlik olmak için belli bir yaş var mı? Her yaşın ayrı ilikliği olur benim bildiğim. Belirli bir yaş yok. Ya da hangisini görünce önünüzü ilikliyorsanız o daha iliktir sizin mesela. Için. Mesela. Yeteri kadar kafanız karışmalıysa program devam ediyor. Az sonra karışacak efendim. Bir erkeğin en iyi yaşı nedir? Olduğu yaştır. Kesinlikle mesela doğru ben. Söylüyor. 38. 38. Evren Bey galiba 38 yaşında. Evet. Aynı şeyi başka yerden söylüyor. Hiç şey kaçmıyor nazar dikkatinizden. 38 yaşındayım ve iliyim mi diyorsunuz? Beyanat bu mu? Yok öyle bir iddiam yok. Ben çevre köylerde öyle anıldığımı duyuyorum. Yani Ceyhun Yılmaz için ilik mi deniliyor? Bilmiyorum ama efendim ilik gibi tanımın ne yüklediğiniz mani olarak ben onu da tam anlamadım aslında. Ya ilik benim bildiğim kemiğin içindeki bölge değil mi? Ve emilir efendim çok fena bir şeydir yani. Evet. Böyle yenir. Ama kolajen barındırır. Bak işte biz onu bilmeden cahil cahil orada yiyoruz. Orada kan yapıyor değil mi ilikte? Kolajen is the most important thing for this century çünkü. Kreminize kadar yani... tatlı. Ama ne bu dikkat dağıtmalar, rol çalmalar, ruj kırmızı, kalem kırmızı. Ne yapıyorum, rol çalıyorum lan abi eve mi götürüyorum? Tırnaklar kırmızı, var. Ayakkabı kırmızı, kırmızı. Çok iyisiniz. Yılbaşı. Peki, oyunun kuralı ne olsun ve ne oynayalım acaba? Oyun kuralı. Oynasak Ceyhun Bey'le ne oynayalım? Beğenirsiniz. Kamera sizi şerif ayaktan şöyle omuzunuza doğru süzdü efendim. Sadece benimle ilgilenirseniz sevinirim. Zaten sizden bahsediyorum işte. Ama oraya bakarak sadece benimle ilgilenmiyor. Ben buradayım. Tamam peki buyurun. Oradaki ben değilim. Oradaki suretim buradaki aslı. Ne oyunun kuralını olsun? Ne yapalım? Değiştirme oynasak mesela. Olabilir. Zaten Ceyhun Bey'le konuşmuştuk ya her bir şey varım dedi. Ben her şeye varım. Her şey olduğuna göre aslı ne Şafak, fark eder ki? Aslı Şafak yazan küpeştesinde Aslı Şafak yazan gemiye binerim. Şöyle bir oyun oynayalım o zaman. Siz yine normal sohbetinize devam edin. Tamam. Biz buradan... değiştir diyeceğiz. Tamam. Mesela en son kim söylediyse, nasıl bir hareket yaparak söylediyse, hı-hı, değiştir denildiğinde onu değiştirecek onun türevi değil, bambaşka bir şey. Atıyorum mesela, merhaba, hoş geldiniz, hoş bulduk efendim. Değiştir dediysek, hoş bulduk efendim dışında bir şey söylemeni. Tamam. İlik mi, işkembe çorbası mı? Ben ikisinden de haz etmem. Çok böyle hassas bir midem vardır ruhum gibi. Her şeyi içemem, yiyemem. Peki, değiştir. Benim adım Morris. Perada trafik yaparım. Komiserim bilir beni. Değiştir. Peki. Ha, o hiç konuşmuyor ama peki. Nereye denk gelirse. Peki tekrar değiştirir misiniz? Değiştir. Malı Arap Faik'ten alıyoruz. Adana'ya kadar kamyonu ben kullanıyorum. Bildiğin gibi değil. Kamyoncu İpekli mi bu? İpekli mi? Değiştir. Ay bu ne be keçe gibi böyle ama. Değiştir. Tenime yalnızca saf ipek değebilir. Ne oluyor değiyor da? Değiştir. Efendim ben... Değmese de olur. Bir daha ben değiştir. Ben Damla Hazan. Bir daha hadi değiştir. De git. Destiz divacınıza talibim. Yok eğer artık. Sizlere müsait olursanız İstanbul dışında yaşayabilir misiniz? Benim Şafak Hoca'dan istemeniz gerekir beni. Şafak Hoca'dan istemeniz gerekir. Değiştir atla. Şu var ya şu, şu var ya şu. Bununla evlenirim seninle evlenmem var ya, var ya. Ama siz daha dönem bir talepte de bulunmadı kimse. Merak etme havalara girme boşu boşuna. Değiştir Ceyhun. Seninle acaba bir sörfün üzerinde şiirsel bir dalganın yani üzerinde sörf tahtasında başka bir dalgaya bakarak ellerimi tutuşsak? Çok güzel el ele tutuşmayı değiştir. Seninle yan yana hiç birbirimizi tanımadan bir sinemada film izlerken acaba hiç el ele mi tutuşmadan böyle direkt oradan çıkıp beraber gitsin? Tamam lan konudan sap başka bir şekilde söyle. Bildiğin gibi değil ya Michael Schumacher'den sonra bitti abi birinci bile olamıyorlar ya. Isırırım kulağını. Kulağımı mı sıcaksın?
Aslı değiştir. Ama ben böyle şiddet içeren şeylere çok karşıyım. Barışçıl bir insanım. Dost olalım, kardeş olalım, tokalaşıp barışalım. Tamam, Aslı kardeş. Hareketi de değiştir, lafı da değiştir. Dost olalım, kardeş olalım, barışalım. Ama lafı değiştirmedin. Lafı değişmedi. Oyun dışı mı? Ben gidiyorum o zaman. Evet. Burada ceza yok mu? Yok. Cezayı ehliyet olmayan hiçbir şey yaptın mı bugüne kadar? Yapmışımdır ama kimse görmediği için. Değiştir. Kimde kaldı, bende mi? Cevap değiştir. Peki hayatının boyunca unutamadığın bir film var mı izleyip de? Aklına ilk ne geliyor ben film deyince? Sherbrook Şemsiyeleri. Değiştir Aslı. Oo. Seven. Değiştir seri Aslı. Katil filmi. Dövüş kulübü. Fight Club. Film sayma, değiştir Aslı. Ne sayayım ya, Hamlet. Hamlet ezbere bilirim ben, Shakespeare'in yazdığı her şeyi. Kral Lear oynarken Cordelia rolünü ben oynamak istemiştim. Tiyatrocu değildim. Düşüncemizin katlanması mı güzel, zalim kaderin yumruklarına, oklarına, yoksa bela denizlerine dur yeter demesi mi? Sevgilim... Oyunu değiştir, başka oyundan yapıyormuşum. Çünkü ağlıyor adamlar. Shakespeare'in başka bir oyunundan diyor. O zaman Bir Yaz Gecesi Rüyası. O dansı da var onun, istersen onu yapalım. Teşekkür ederim. Yılbaşı gecesi. Bizce gayet keyifliydi. Biz sizi atmışlarız. 2020 ne geçirecek Ceyhun Yılmaz'a ki? Ondan önce kim bu insanlar? Niye programı aldın? Niye bizi yönlendiriyorlar bu kadar? Ne dilerse yaptık deminden beri. Ya resmen itki altında gibiyiz. Olma. Tamam. Ama siz olma. Çağırınca insan... Yani olma. İşte biz de tam bunu bir deney olarak bu yılbaşı gecesinde ortaya koymak istedik. İnsanlar fark etmeden etki altına giriyorlar. Farkında olmadıkları şekilde 2019'u belki de başkalarının dedikleriyle geçirdiler. Belki 2020 artık kendimizi değiştirme zamanı. Değiştir. Her değiştirince nasıl biri olurdun? Değiştirmeliyiz, gelişmeliyiz. En azından elimizdeki telefonlardan bir örnek olarak alacağımız bir davranış biçimi var. Güncellenmeyince yok olursun. Aa, bir dakika, nasıl güncelleneceğiz? Hadi bakalım. Buyurun hocam. Tabii ki okuyarak, izleyerek, anlayarak, anlatarak, yazarak, ifade ederek, görüşerek, fikirleri çalıştırarak anlayacağız, öğreneceğiz. Uygar yaşamda başka bir yol yoktur. 2019'da okuduğun en şahane kitap. 2019'da aynı kitapları okudum. Çünkü ben evet... kitap okuyanlar bilirler, siz de öyle. Kitaplar okunup daha sonra bir daha asla kapağı açılmayacak şeyler değildir. Uzmanların 10 yılda bir okuduğunuz kitapları tekrar okuyun uyarısına uyarak bu sene 10 sene önce okuduğum kitapları şöyle bir gezdim. Özellikle yine ve yine Bernard Shaw ve Oscar Wilde'la takılıp kaldım. Bu kadar güzel hayatı özümseyip böyle güzel ifadelerle ve kısa bir şekilde anlatmaları beni her zaman etkilemişti. 10 sene önce de etkiledi, şimdi de etkiledi. 2020'de peki neyi değiştireceksin? 2020'de... Uyku saatimi değiştireceğim. Kaçta? Daha erken kalkmak istiyorum. Kaçta yatıp? Ya ben hep 7 saat uyuyorum prensip olarak. Ya o zaman daha erken kalkmak kaç mesela? Yani benim hedefim saat böyle 7 civarı falan kalkmak. O zaman 12'de yatacaksın. Tamam. Yani 7 saat uyumak istiyorsun. Ararım ben. Yatman gerekiyor. Yatıyorum, bir yazarım. Uyudun mu? Uyudun mu? 2019'un ilk mesajı senden gelsin. Uyudun mu? Tamam. Ya da uyudum aslında. Ya da nokta. Uyudum, evet. Uyudum. Beni 2019'da uyandıran şey ne oldu? Beni 2019'da uyandıran bir şey olmadı henüz. 2020'de uyandıran bir şey olmasını bekliyorum. Aşk? Ah, o kapı kapalı bebeğim. 2019'da aslan. Aşk kapısı kapalı mıydı? Artık yani uzun yıllar kapalı. Neden? Bana yaramıyor. Elma da mideme iyi gelmiyor. Onun gibi bir şey. Elma acıktırıyor değil mi? Bilmiyorum. Benim midem rahatsız olduğu için böyle bazen laktoz karşıtı şeyler... Asitlik bir şey mi yapıyor? Evet. Aşk da mı aynı şey yapıyor? O da ruhuma yapıyor aynısını. Yani ruhu mu asidikleştiriyor? Ruhumu, evet efendim. Tamam, olsun. Ne olacak? Ne olacak? Yani ben tercih etmiyorum çünkü hassas bir yapım var. Ruh reflüsü mü var? Kırmak, ruh reflüsü güzel tanım oldu. Kırmak ve kırılmak istemiyorum. Kadınlar, koşmayın, evet. Erkeklerin bence peşinde. De, 2020'de de karar verin. Ona ben de koşmayın varım. Şu adamların peşinde. Sizin kaldırdığınız popolar başkalarına mezar oluyor. Aslan, 7 yaşımda anneme, anne kızlar da mı aşık oluyor diye sorduğumu anlatırdı annem. Ay biliyorum onu ya, evet. Ya, geçen gelme anlatmıştım. Bu ne demek? Bu bakış açısı. Ben kadınları gerçekten o tahta görüyorum. Seçen tahta böyle yani. Böyle olmalı ama. Eski Mısır yıllarca nasıl yaşamış? Kraliçe yönetmiş. Kralı dahi kraliçe seçmiş. Kadının yönettiği organizmalara bakın efendim. Finlandiya'da mesela yine bir kadın başbakanımız var. Şimdi 5 kadından İnanılmaz. Koalisyon. Çünkü şöyle bir belgeselde, Michael Moore'un belgeselinde şöyle bir söz söylüyordu. Bugünlerden önemli bence bunu konuşmak. Kadınlara güvenin. Çünkü onlar önce kendileri için huzurlu bir ortam yaratırlar. Evet, doğru. Yani bir ülkeyi yönetmek için İzlanda'nın başbakanı, efsane başbakanı biliyorsunuz. 70 yıllarda seçilen genç ve bekar bir annenin, 7 yaşında bir çocuğu olan annenin yaptığı muhteşem bir devrim var. Michael Moore'un belgeselinde de var bu, izlemek isteyenler için. Yani öz cümle, kadınlara bırakınca ortam huzurlara gelebilir, güvenebilirler yani.
Kadınlara neleri bıraktınız ömrünüz boyunca? Kendim, anneniz dışında. Kendimi bıraktım anneme, daha ne yapayım? Anneniz dışında. Rahmetli anneniz de analım, evet, buradan. Evet, anneciğim bana çok güzel bir şifreleme, kodlama yapmış. Kadınlara bakış açısı hayatımda çok şükür ki çok mutlu olduğum bir yerde. Tamamen eşitlik ve anlayış üzerine yetiştirdi beni. Hiçbir hareketin, hiçbir davranışın kadınlara ait olmadığını, bütün davranışların, bütün kavramların ortak yaşanması gerektiğini anlattı. Bunu sofrayı toplamak veya bir şeyi yıkamak veya bir şeyi paylaşmak dahil. En beraber yapmayı en sevdiğiniz ev işi kadınlarla beraber yapmayı. Yani ben her şeyi beraber yapmayı çok seviyorum. Yani mesela çamaşır, ütü, hayır, onlara, bulaşık. Onlara yani ütü falan çift yapılacak şeyler değil. Ben şimdi annemle bulaşık yıkayarak yetiştiğim için 5 yaşımdan beri o mutfak kısmında yardım etmeyi çok seviyorum. Ütü çift yapılmaz mı? İki ütü tahtası olsa, iki de ütü olsa adamla kadın karşı karşıya geçse ütü çift yapılabilecek bir şey. Aslanım aşktan yanarız. Tavla bile çift, dörtlü oynanabiliyor. Aşktan yanarız başka bir şey. Ya ütü yaparken birbirine cız pıs buhar. Herkes yaptığı işe konsantre olacak. Ben olamam. Oldurtmam da. Ama şöyle düşünsenize. Böyle iki tane tahtayı karşılıklı koymuşsunuz. Sohbet ederek ütü yapıyorsunuz. Evet. Dedikodu yapa yapa. Evre şey onları dar dar. Bana bakma. Benim yarim var. Bu ne efendim böyle? O şey, hayır hayır. Aha, buldum. Buldun mu? Buldum. Çocukken ne yapardık hani? Annelerle, anneannelerle çarşaf katlardık. Evet. Hadi yapalım. Tabii al sana ver bana, hop ben de zorunlu. Onun bir kurs kuralı vardır böyle. Nasıl? Ben size söyleyeyim Metin Akpınar'dan da öğrendiklerimle. Nasıl? Şu karşılıklı geçilir. Bir kere önce bir dakika. Bu kurumuş mu, ıslak mı? Islak mı, kuru mu? Bu kurumuş bu. Tamam şimdi. Önce şu havasını alırsın böyle biraz az. Heh, şöyle. Şöyle aşağı doğru salla bak şöyle. Heh. Bir de bu tarafa. Bir de konuşulurdu. O dedi, ben dedim de gelmedi de görmedi de sohbet edilir. Şey, Cemile mi? Erkekler konuşur hayır, genelde. Hayır, şey, bakkalın üstünde çoktur. Oturan Nagihan var ya, onun görümcesi Cemile. Şöyle alalım, şuraya bir tekrar boşuna verelim. Deme kız. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bu sene bana söz verdiği o yazlık işini halletmezse güler yüz güler yüz göremez. Al sen de, ver ben de, hop bana tamam. Ben mi yapıyorum onu? Ben mi yazlık işini hallediyorum? Evet, yok ben kocamdan şikayet ediyorum sana hesapta. Ütü? Ütü yok. Ütü yapacağız mı? Beraber mi yapacağız? Bu devşirilmedir. Bir de yorgan kaplardık çocukken. Var yorgan sen... kaplayanınız var mı? İp atlayan mı? Yorgan kaplayan. Yorgan kaplayan var. Son 7 dakikam benim. Hadi bir şeyler daha yaptırın bana. Hadi şarkı söyleyelim, gel. Ne şarkı? Tam hangi şarkı? Ha? Verimli olmak istiyorum programımızda. Doğaçlama şarkı söyleyeceğiz. İster misin? Ne söyleyeceğiz efendim? Şarkı söyleyelim, doğaçlama. Söyleyeyim tabii ki. Bu... Oradan söyleyebiliyor mu mikrofonu? Ama doğaçlama mümkün yok, değil. Söyleriz. Çünkü sizin mesleğiniz olduğu için onu daha çok yaparsınız. Daha önce yapmıştık ya. Söyleyebiliyoruz aslında tabii, değil mi? Ben yapamam aslında ya doğaçlama şarkı. İddialı bir şey ya. Aslında bile değil, ne demek? Aslında, gel abi tabii ya. Yani benim gibi yeteneksiz biriyle. Ay çok güzelmiş. Mikrofon da varmış ya. Tamam. Evet. Neyle ilgili olsun? Veriyorum. Biliyorum, alabilir miyim? Top. Teşekkürler. Şöyle top. Kelimemiz şu, bir tamlama, yani bir kelime vermeyeceğim. Yaldızlı top. Yaldızlı top. Dürüp 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 etkilendik seninle yollarda havada anlayamadım ki yollarda havada ve karada denizde denizin dibinde hatçem hatçem sev okşa kokla yaldızlı gecelerde sev okşa sev yaldızlı topları dünyamız merkezimiz belki de sen ve ben yıldızlarda kaybolurduk ve bulurduk birbirimizi yaldızlı top 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 baldızlı top 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 en top yaldızlı top 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 cici top yaldızlı top pop 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 top 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 top
hop 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 hop. Kuş olsan nereye konardın? Ah, kuş olsam benim gibi uçan birini arardım. O nereye konarsa artık. Tek konmak çok saçma. 2019'da bir yere kondun mu? 2019'da hep havadaydım. Konmamı isteyenler oldu ama konamadım be Aslı. Neden hep aşkı anlıyoruz biz bunu ya? Niye, sizinle ilgili galiba. Çünkü anlamakla ilgili biliyorsun yani. Kişinin kendisi. Yok, sen anlıyorsun aşk diye. Ben nereye kondun diyorum. Konamadım. Çünkü bulamadım diyorsun. Ben aşk olarak sormuyorum mesela, ki. Benim mesela şu anda bir şiir okurum. Aşk, yine bunu, bu da aşk dersin ama belki ben onu valideme yazmışımdır. O illa insanların birine bir şeye ithaf etmesi gerekmez aslında. Yani biz her zaman söylüyorum. Şiir yazanlar vardır, saygı duyuyorum. Hmm. Sebebi olabilirler, sahibi asla. Ama mesela 2019'da ben bu programa kondum. Evet, 2019'da seni tanıdım. Çok güzeldi. Burada ruh hastası olduğumla ilgili ağır bir yayın yaptın ama sonuçta serum taktırarak beni buradan reçeteyle göndermek üzereydin. Allah'tan yırttık ife. Ama çok da normal değilsin galiba ya. Yani normal adamın ne işi var şu an seninle bu stüdyoda? Aa, ben anormal olduğum için öyle. Bir de şöyle ben sorayım, dur. İlk anormal olduğunu fark ettiğin kişi ben miyim şu stüdyoda yoksa? Benim anormalliğim senin anormalliğin. Benimkinden bahsediyoruz ya. Yok canım, herkes deli ben bence. Sizle ilgili, ben normalim ben zaten. Sizle öyle Şafak Hoca geldi mi Ceyhun? Ama bak, çalışmıyor işte, çalışmıyor. Ben de diyorum, konuşurken kameraya dönüp Ceyhun diyor. Anlat bari, yönetmemizin ismi de Ceyhun. Evet, iki Ceyhun. İnsan şaşıracaklar şimdi. Onun da saçı yok. Ne kadar güzel ayrıştırıcı bir yöntem değil mi sizin için? İnsanla böyle ayırıyorsunuz değil mi? Bak 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 bak, bana insanları güzel çirkin ayırıyorum diye kızıyorsunuz diyor Ceyhun. Şimdi evet, diyor saçlı saçsız diye ayırıyorsunuz. Evet, hiç hoş değil. Erkekler ayrılabilir, insanlar ayrılmaz. Erkekler kendi aralarında ayrılır. Hadi baklavalar gelsin. Yaptın mı baklava bu yıl? Hayır. O zaman gelsin. Baklavayla ilgili bir talep almıyoruz ya. Genelde ses tonumla ilgili yoğunlaşıyorum. Benim ekmeğim o yani. Buradan aşağı inemedikleri içindir. Kalbini açsan o da o talep de gelir. Kapalı diyorum o kapı Aslı'cığım ya. Yıllar aç, önce kapandı. Aç bak, 2020'de o zaman o kapıyı açmanı diliyoruz. Tamam. Habertürk olarak mı diliyorsunuz? Bloomberg HT olarak. Pardon, bizim bina olduğu için. Hadi kardeşim. Bina Ciner yayın olarak mı diliyorsunuz? İçinde Show TV var, Habertürk var, Bloomberg HT var. Bütün medya grubu olarak mı diliyorsunuz benim? Biz bütün medya grubu olarak. Tamam. Ve hatta bütün Taksim bölgesi olarak 2020'de kaybını açmalıyoruz. Size 2020'de logonuz gibi böyle altın bir yıl diliyorum. Ay inşallah. İnşallah Amerikan Başkanı da olursunuz. Ve biz 2020'de tabii ki kalplere konmak istiyoruz kuş olarak. Ama hadi gelsin baklavalar. Zaman dursa hangi anda olmak isterdiniz? Zaman dursa en sevdiğim insanla yanak yana olduğum bir anda durmak isterim. Kim o? İsim veremem herhalde. Küçük insanlar isimlerle uğraşıyordu ya hani, büyük insana kavramlar. Onu sen yanlış anlamışsın. Aziz olmuşsunuz. Sana yanlış anlatmışlar, o öyle değildi. Sizde uyarım hemen, yeni bilgi tazeleme. Nasıldı o? İsim alalım. İsim veremem. Büyük insanlar isim verir. Küçük insanlar böyle sır saklıyormuş havaları yaratarak algı oluşturur. Sıradan insanlarsa isimlerle de uğraşmaz, böyle kibirliymiş gibi davranır. Televizyon programcıları da program sunarken işlerine yarayan özdeyişi istediği gibi değiştirirler. İşimiz bu, manipüle etmek. İşte bu manipüle. Ben Monsieur Manipülasyon, Madame Manipülasyon. O zaman gelsin ikinci baklava. Aslı Şafak, dikkatini çeken ilk detay ne oldu? Saçları. İnce bir kask varmış gibi koruyor sanki saçlarını. Sonra bir şelale gibi akan teller. Uyduruyor, sallıyor yani. Tamam. Ya, ay ya, ne yapabilir? Son, ne yapabilirim diye gerçek diyeceksin gerçek burada. Gerçek ne fark ediyor? Tamam, son baklava. Beynini görecek halim yok. Son baklava. Son. Bugün Aslı Şafak'a hiç yalan söyledin mi? Daha da geniş cevap vereceğim. Aslı Şafak'la tanıştığımdan beri yalan söylüyorum. Allah senin tependen baksın. 2020 sana en güzel anları, dakikaları, ayları getirsin. Allah da seni belanı versin, göndereceksin aklına bulan beni. Ayrıca sevmek bir ömür sürer. Öpüşmek kimine göre değişebilir. Hadi öpüş bayılalım. Mutlu yıllar. Hoşça kalın. Selam dostlar. Geçen yıl bir şeyler ümit ettim ve 2019'da hepsinin
teker teker olabildiğini gördüm. 2020'den yine ümitlerim, ümidim var. Ama bu sefer sizin için ümit etmeyi, ümidin ne demek olduğunu ve getirileriyle ne yapılabileceğini öğrenmenizi ümit ediyorum 2020'de. 2020, ümidin aslında bütün sır olduğunu kavramanız ümidi. Yani şimdi 11, 12, 13, 14 yaş çocuklar ne ara keşfettiler de sizi? Evlerinin önü boyalı direkt zamandan hesap edersem 11-12 yaşında olmaları gerekiyor. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. O zaman aslında, demek ki daha küçücüklerken yani bebeklerken. Evet bebeklerken ve sonrasında bence hani belki... Tabii ki yani Sen Anlat Karadeniz'le, diziyle birlikte Asiye karakteriyle daha çok tanıdılar onlar beni, o kuşak. Ama sonra şarkıları ve yaptığım müzikleri keşfetmeye başladılar. O da tabii daha da derinlemesine beni tanımaya yol açtı onların açısından.
ve ne söylesem, ne nasıl hareket etsem, ne giysem hepsi böyle bir idol olarak. Sadece hayranı olduğumuz biri değil, sen bizim ablamızsın diyorlar. Ama Ceyhun bir bakar mısın Öykü Hanım'ın yüzüne? Bak 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 Öykü Hanım'ın yüzüne. Gerçekten anime Japon çizgi filmindeki o tatlı kız yok mu? Yani aslında... Baksana evet evet çok değil mi? Çok teşekkür ederim. Evet, evet şu an ben de evet, öyle. Evet evet fark. Anime, ay ama anime Japonlar da normal ya böyle ya. Ve de aynı çünkü anime Japonlar gibi onlar gibi de ağlama potansiyelim de çok yüksek. Ya niye? Bir anda fışkırarak. Şey mi yani sevinç gözyaşı mı duygusu? Yok ben çok uçta yaşıyorum. Yani bir mutluluğumu önemli... da hüznümü de. Yani güzel çok şey. Anlıktır bende. Yani mesela böyle bir çok sinirlendiğim zaman da beni böyle kendi halime bırakacaksın. Ya bu sanatçılarda mı böyle oluyor bir şey genelde? Şey söylendiği zaman çok fena oluyorum ne yani. Ne öyle mi oluyor? Sanatçılarda mı böyle oluyor duygu durumları? Hani sevinçte de, hüzünde de böyle şey coşkulu yaşama her şeyi. Yok o kadar değil ya. Değil mi? Değil. Yani tabii ki sanatçı insanların, hani sanatla övür olan insanların biraz daha duyguları ne denir? Net gösterebilme cesaretleri var. Daha kavramsal düşündükleri için algıları da başka bir yerden işliyor ama çok ketum olabiliyoruz. Peki şimdi bu kadar bu yaş grubu bu kadar sevince öyle canınız istediği gibi davranmak da çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Biraz tabii rol model onlar çünkü örnek alıyorlar. Ben de her fırsatta işte okumaları gereken kitapları ya da bunu okurlarsa ne kadar iyi olur. İşte sevdikleri şair var mı? Hangi yönetmeni takip ediyorlar? Ben de bunların peşinde düşüyorum biraz. Yani çünkü sosyal medyayı da o şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hı hı. İzlediğim bir diziyi, bir yönetmeni ya da sevdiğim bir şiiri bir fotoğrafın altına paylaşınca bir şey kattığımı düşünüyorum. Ama tabii elbette ki eğitim süreci herkes çok yalnız ve kendi başına. Eğitim süreci de böyle bir şey. İnsan ancak en iyi kendini yetiştirebilir tek başına. 11-12 yıl öncesinin YouTube'una baktığımızda ve şimdiki dijital medyada parlayan isimlere baktığımızda aynı ivme mi oluyor? O zaman farklı mıydı? Ay çok çok tatlı oldu bu, çok güzel oldu bu soru. Hı. Şöyle aslında hep ifade etmek istediğim bir şeydi. Şimdi biz YouTube'a şarkı koyan ilk ikiz kardeşleriz aslında. Evlerin önü boyadı direkt. Bence ikiz olmasak da bence yani müzik paylaşan diyeyim. Çünkü 2008 yılında evlerin önü boyadı direkt 20 milyon oldu. Ve eğer o video silinmeseydi tüm dünyada hani top listeydi zaten. Müzik şirketi vesaire ayrıldık sonra ve o sildiler falan bir şeyler oldu. Ama o beyaz duvarın önünde o kadar doğaçlama ve doğal bir hisle ortaya koyduğumuz bir eser farklı aranjede olduğu için ama kendi kültürümüzden olduğu için çünkü Kerkük türküsü Abdurrahman Kızılay ve 30 yıldır orada duran bir türkü olduğu için herkesin bir kulak aşinalığı var. Dolayısıyla direkt insanları çekti çünkü popüler kültürde kendine farklı bir şekilde yer eden bir türkü oldu o. Ama şimdi baktığımda yine aynı şekilde ilerliyor ama geçmişe eskiye göre daha hızlı elbette. Ama o akustik performanslar aynı samimiyette devam ediyor. Çünkü bence önemli olan gerçek olmak. Yani şarkı söylerken de, oyunculuk yaparken de bence bir cümle vardır ya hatta neyi yaptığın önemli değil. Onu insanlara nasıl yapıp inandırdığın. Yani aslında konu tamamen bu. Yani nasıl yaptığın, yani ne yaptığının aslında çok bir önemi yok. Ama nasıl yaptığın ve gerçek anlamda bunu insanlara inandırıyor olmak... oyunculukta da şarkıcılıkta da çok önemsediğim bir şey yani samimiyet, samimi olma duygusu. Ya ben aslında şeye çok katılmıyorum hani sizin dönemde daha zordu patlamak. Şimdi daha kolay ama şimdi daha çok. Tutunmak zor. Evet tutunmak şimdi. Zor şimdi ama o zaman da YouTube'un bu kadar çok izleyeni yoktu ama böyle bir şey çıktığında da herkes sahiplendi. Evet, çok olmadığı doğru. için yani ikisinin de avantajı ve dezavantajı aşağı yukarı eşit. Evet, evet. Şimdi de evet çok izleniyor YouTube, evet çok abone var ama o kadar da çok ortaya çıkmaya çalışan isim var. Ve çok başarılılar da var tabii. Çok doğru. Yani bunu çok sorguladım bu geçen süre içinde. Çünkü bu sebepten akustik performanslara başlayıp bir işte YouTube kanalı oluşturdum ve
çok daha hızlı çünkü söylemek istediğim şarkıları çok daha hızlı bir şekilde dinleyenlere, izleyenlere ulaştırabiliyorum. Dolayısıyla harika bir mecra bence. Bir de herkes artık kendi müziğini yapıyor ve onu bir an önce insanlarla buluşturmak istiyor. Bunun için de aslında çok da yani böyle müzik firmaları vesaire hani çok yüksek yüksek paralar ödeyip ya da klipler çekip hani böyle bir prodüksiyona girmeye de gerek olmuyor aslında. Çünkü bence iyi şarkı hakikaten hayat kurtarır ve iyi bir şarkı zaten eğer iyiyse birçok insana ulaşıyor bir anda. Yani onun için çok büyük prodüksiyonlar yapmaya gerek yok. Bence sosyal medyada bunun çok önemli yollarından biri. Peki neyi gerçekleştiremediniz kendinizde? Aslında yapmak istediğim her şeye ulaştım diyebilirim. Tabii ki hayat bir öğrenim süreci. O tamamlanma hiçbir zaman bitmiyor ama yine de müzik konusunda özellikle proje albümler ve aranjör bulma konusunda ya da flamenko, Türkçe sözlü flamenko müzik yapma konusunda biraz böyle ertelendim. Biraz böyle eksik kaldığımı düşünüyorum. O yüzden böyle hop geçildi gibi oldu değil mi? Evet, yani biraz yetişemedi. Evet, yani çünkü orada flamenko, Türkçe sözlü flamenko müzik ayrımına çok girdik. Çünkü biz eğitimini aldığımız ve birlikte Berk'le evde deneyimlediğimiz bir müziği ortaya koymak istiyorduk ve popüler kültür ile baş başa kaldık. Çünkü siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz elbette ama bunun alıcısı da olmalı ve bu zor bir müzik flamenko. Dolayısıyla o noktada hani bilinirlik, tanınırlık noktasında yaptığımız müzikle hayat arasında biraz çakışıp kaldık diyebilirim. Dolayısıyla işte arabesk projesi, Türk sanat müziği projesi, Türkçe sözlü flamenko projesi bunlar böyle hep böyle biraz yavaş yavaş ertelenerek oluyor. Yani olur olur olmaz diye bir şey yok ama ben biraz bu zaman içinde bu konuda biraz eksik hissettim diyebilirim. Üstadlarımız duymuştur değil mi? Arabesk dedi, flamenko dedi, başka pop dedi, başka Türk sanat müziği, Türk sanat müziği dedi. Ben ne yapayım? Arabesk biraz benziyor. Tutsun. Ve rap istediğini biliyorum. Rap istediğini biliyorum. Ya o da var. Belki aslında o sorunun cevabı şöyle de aslında devam edebilir. Şimdi çok fazla farklı türde şarkı söylemek biraz benim sanki dezavantajım oldu gibi oldu. Yani Müslüm Gürses'le düet yaptım. Karadeniz Koliva grubuyla düet yaptım. Badem grubuyla rock müzik grubu. Onlarla bir düet yapmıştım geçmişte. Ve pop şarkıları söyledim. Seni Ben Unutmak istemedim ki Hicaz makamında bir şarkı. Ve onu flamenko aranjesiyle söyledim. Evlerin önü boyalı direkt Türk halk müziği, türkü. Dolayısıyla aslında çok çeşitli olmak biraz böyle hani yolumu bulmakta zorlandım. İkizimle, Berk'le ayrıldıktan sonra. Ama sonra düşündüm dedim ki ben buyum. Ben kendimi böyle kabul ediyorsam herkes beni böyle kabul etsin aslında. Çünkü ben söylemeyi sevdiğim bütün şarkıları söylemek istiyorum ve bunun içinde rap de var. Şimdi biz tabii oyunlarımız var. Doğaçlama oyunlarımız var ama o oyunlarda herkese özel oyunlar zaten öngördüler Burak'la Evren. Şimdi tabii Öykü Gürman olunca da dediler ki ben ne karışmıyorum onlar dedi. Onlar seçti. Gözlerindeki işleri görüyoruz. Gözdeki dönüşler var. Evet, bizim şöyle bir şeyimiz var. Bir kelime bir kelime şarkı söylüyoruz. Üç başlı bir şarkıcı. Tamam. Duyuyoruz. Üçüncüsü sizsiniz tabii ki. Tamam. Sizi ortamıza alacağız. Ama dedik ki acaba bunu biraz daha şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela önceden belirleyelim. Bu şarkıya bir isim verecek Aslı. Bir şey söyleyecek. Onun hakkında yapacağız biz. Ama üç tane de tarz belirlesek ve söylerken dönüşse mi şarkı? Çalınca zırıl zırıl akşamları
Yağmur yağmur yağıyor kalbime. Yağmur yağıyor. Ay 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 zalim yağmur. Yanıyor yanıyor. Cep telefonum çalınca baktım kim arıyor arıyor. Ah yarim zalim yarim. Yağmurda yürürdük seninle yârim. Değiştir. Sen de. El ele. Bu ne, hangi tarzı bu? Türkü, türkü. Türkü, türkü. El ele. Olmadı. Rock yapalım mı? Çünkü çok benzer oldu. Evet. Tamam, evet. Rock'a dön. Rock and roll. El ele. Gezerken seninle akşam kaç kere çaldı telefonu. Şarjım bitti derken yine aradı beni. Yağmur yağınca içime doğdu aşkın. Aşkın, aşkın. Aşkın, 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 aşkın. Çok teşekkür ediyoruz vallahi. Ben teşekkür ederim. Hemen alayım. Eğlenceli, değişik, bence yaratıcı. Daha başka şeyler de aslında tabii, çok kendi doğaçlama tiyatroları var ve oyunları var. Aa, ben çok hem Burak isterim hocamın hem gelmeyi. Evren hocamın. Çok bekleriz. Seyircileri de sahneye alıyorlar. Çok kıymetli. Böyle interaktif şeyler yapmak çok yaratıcı ve o ana özel aslında. Ve o sihirli anların da bir tekrarı olmuyor ya. İşte en güzeli, evet, bence sanatta o. Aynı onu, oyunu bir daha oynayamıyorsunuz. Aynı şarkıyı, evet, da bir daha yapamayız şu anda. Evet, gerçekten öyle. İşte zaten güzel olan bu. Bence sanat böyle bir şey. Yani o inanılmaz, insan özgürleşiyor o anlarda, bu bahsettiğimiz anlarda. Ve o özgürlük duygusu başka hiçbir şeyde yok. Benim şahsen çok tutkunu olduğum bir şey özgürlük. Aslında olabilir bu. Niye olmasın böyle kafalar bundan sonraki projelerde? Daha her zaman her şeye açığım elbette. Ya zaten şey, yani böyle insan kendini yenilemeli yani. Sürekli tekrarlamamalı bence. Peki o zaman şimdi ben kendinizi gerçekleştirme derken siz kariyer anlattınız ama ben özünüzdeki sizi sormuştum. Yani özde ne değiştirmek istediniz? Mesela bu yıl bunu başaramadınız ama 2020'de bunu kesin yapacağım. Ne var orada? Takıntılarım. Ne o takıntı? Ya ben çok mesela bir yere gideceğim zaman böyle 2 saat, 3 saat öncesinden hazırlanıp gidebilirim. İşte arabamı mesela valeye vermiyorum. Şaka. Takıntı. Ya cimrilikten değil, değil mi? Ama hayır, aslan burcu cömerttir. Asla. Asla değil. Başıma çok şeyler geldi çünkü o vale muhabbetinden. Ya çok böyle çarptılar arabamı yani geçmişte. Biraz da kıymet veriyorum yani. Çok böyle hani malcı mülkçü biri gibi anlaşılmayayım ama... yani kendim ayaklarımın üzerinde durarak, kendim çalışarak aldığım, yaptığım her neyim varsa biraz kıymetlidir benim için. Malım kıymetlidir yani. Çünkü çok emek var yani, çok çalıştım yıllardır herkes gibi elbette. Ve bu biraz beni böyle tedirgin ediyor. Yani mesela çok mükemmelliyetçiyim evet ama sahip olduğum bir şey ya da bu herhangi maddesel bir şeyin de çok önemi yok aslında ama manevi olarak da öyle. Sevdiğim birini ya da incittikleri zaman, kırdıkları zaman ya da işte çok değer verdiğim küçücük bir anahtar ya da işte çok değer verdiğim bir rujum, bir işte göz kalemim, güneş gözlüğüm, bir şey ya da hatırası olan bir flar mesela. Hani bunlara verdiğim önem o kadar çok ki, fanlarımdan gelen hediyeler. Onlar da aynı şekilde. Ve kimse inanmıyor buna. Gerçekten onlar için yani evin çok büyük bir kısmında bir oda var. Onlardan gelen hediyeleri tutuyorum orada. Plaklar, yastıklar, oyuncak ayıcıklar, defterler. Böyle hani Zeki Müren'in bir videosu vardı. Hatırlarsınız böyle plakların ortasına, mektupların ortasına oturmuş. İşte şimdi mektuplarımı okuyorum diye. Ve böyle bir video çekmek istedim hakikaten. Bunlara çok kıymet verdiğim için
etrafımda ailem olsun, işte özel hayatım olsun ya da işte sevenlerim, arkadaşlarım, kuzenlerim neyse, ona aynı değeri vermedikleri zaman çok şey oluyorum. Yani bu mesela bende bir takıntı. Yani bu hani sevdiğim şeyleri, o adalet duygusu da olabilir. İşte bir yere vaktinde gitmek gibi. İşte saçıma çok takıntılıyım mesela. Aa, işte buraya aslan. Gelirken değişik bir şey deneyeyim dedim mesela. Olmadı. Tam üzüldüm falan hani. Biraz böyle kızdım, sinirlendim. Bir anlık sürüyor ama hani samimi olmak gerekirse böyle. İşte mesela tam manikür yaptırırım, bir şey olur. İşte bir oje değer bir şey olur ya. Mesela öyle şeyler beni çok hani sinirlendirebiliyor. Belki çok büyük şeyler yaşayınca belki. Herkesin tabii yaşanmışlığı kendine göre ama. İnsanın hüzünleri, acıları, yorgunlukları. Bir başkasına göre ya da benim kendime göre biraz daha fazla olunca bu sefer küçük şeylerde boğulabiliyorum. İşte bunu değiştirmek isterdim. Belki 2020'de olur. Evet, umarım olur çünkü ben gerçekten çok yoruyorum kendimi. Ya böyle dertleşiyor gibi oldu ama hakikaten çok yoruyorum kendimi ve bunu yapmak istemiyorum. Sonra insan şöyle oluyor. Bunlar yoruyor. Özellikle de akşam eve gittiği zaman bir türlü o iç huzuru bunlardan yorulmaktan dolayı kurulamıyor gibi oluyor. Bunlar belki hani o şey olunca, sakinleşince, belki o istenilen noktaya gelince o iç huzur da kendinden, zihin susacak belki. Evet, doğru. Çünkü biraz akışına bırakmak gerekiyor. Çünkü bu yaşlar, bu yaşantı bir daha gelmiyor insana. Ve hayatta bence en önemli şey sağlık. Yani bunu hep söylüyoruz ama yani şükürler olsun ki ben her günüme sağlıklı nefes aldığım için şükreden, dua eden biriyim hakikaten. Ve bunu... Yani bir hastalık duyduğumuzda, bir ölüm duyduğumuzda, bir şey olduğunda aa öyle mi tüh tüh vah vah diyoruz ama kendi hayatımıza bunu geçiremeyebiliyoruz. O yüzden biraz böyle hani bu anlamda törpülemek istediğim davranış şekillerim var. Yani çok böyle fazla sorumluluk sahibi, böyle bazen hani her şeyi fazla ciddiye alıyorum ben. Ha ya, problemim bu bence. Peki son sorum. Vallahi reji bastırıyor. Ya hayır, konuşmak istiyorum. Evet, değil mi? Hayır. O zaman şöyle söyleyeyim. Konuşmak istiyorum. Nerede menajerimiz, nerede, ben göremem. Nerede? uzun istiyorum. Yılbaşından sonra, tamam mı? Tamam. Uzun, ben burada Öykü Hanım'ı deşmek istiyorum. Tamam. Bütün böyle en çirkin taraflarına falan gireyim böyle. Aşağı doğru ineyim, tamam, mideden böyle aşağı doğru ineyim. O zaman son soru, 2020'de çocuk ister misiniz? Bunu reji soruyor, benim sorum değil bu, ben böyle soru sormam. Çocukları çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum ama benim çocuklarım şarkılarım. Aman, bir aslan burcuna yakıştı mı şu cevap yani? Demeyeceğim. Gerçekten çocuk sahibi olmayı çok isterim ama bu 2020'de mi onu bilmiyorum. Ha. Öyle cevap vereyim. Belki biraz daha sonra 2021 olabilir. 2021 olur belki. Evet, 2021 olabilir. Ya peki, daha yaşım genç, daha gencim. Daha var, zamanım var. Yani şimdi var. Mesela peki yeni yılda şu anda ben Noel anneyim. Hani baş başa olsak ilk ne dilerdiniz? Ya biraz klasik olacak ama gerçekten sağlık. Tamam, sağlığı verdim. Bir dünya İkinci, turu yapmak verdim isterdim. Ha, dünya turu mu? Evet. Ha. Böyle orada bütün sokakta böyle sihirbazları izlemek istiyorum. Aa, tövbe evet. Bismillah. Gerçekten çok çok yani keşişler, böyle dervişler ya da öyle Tibet'e falan gidip böyle öyle hani böyle günlerce, saatlerce duvara bakmak istiyorum. Aa, ben bunu, yaptım onu. Ha. Bunu deneyimlemek istiyorum. Güzel, bunu konuşalım lütfen. Güzel. Ganj'a yani girdim ben Kumbela'ya gidip. Tabii oralarda. Şubat'ta gidelim mi dördümüz? Yalnız bunu bir yapmak Şubat'ta gidelim. Bir durmaya, bir deşarj olmaya, bir rahatlamaya ihtiyacım var. Çok güzel bir şey ama herkese öneririm. Asya turu. Gittim Şubat'ta. Ben de Şubat'ta gittim. Sıcacıktı hava zaten Hindistan'da. Bir çok de öneririm. İşte bu genelde sokak müzisyenleri Avrupa'ya gittiğim zaman çok severim. Yani sokakta performans yapan herkese hayranım ben. Ve çok takdir ediyorum. O yüzden mesela işte orada herhangi bir müzisyenin bir işte şovunu ya da bir performansını dinlemek, oturup kaldırımda ya da işte bir sihirbazın yaptığı sihirleri bir şekilde çocukları eğlendirdiğini izlemek, yani bir Luna Park'a gitmek. Yani mesela 2020'den böyle beklentilerim var. Eğer uzun soluklu böyle bir hani proje kabul etmezsem, bilmiyorum şu an çünkü düşünme aşamasındayım birçok projeyi. 2020'de böyle bir seyahat yapmak Hadi istiyorum. Hadi bakalım, ama o seyahatlerden önce bize geliyor Öykü Hanım. Evet, uzun uzun konuşuyoruz. Uzun uzun konuşuyoruz. Dertleşiyoruz. Çocukluğuma iniyoruz. Estağfurullah, benim haddim değil tabii ama valla gözleriniz gibi ışıl ışıl olsun. Anime Japon'un şeyiniz hiç değişmesin. Çok çizgi teşekkür film, ederim. Ben de çok seviyorum onu. Hep böyle kalın. Öyle koca koca bakın bize yani. Teşekkür ederim. Değil mi? Teşekkür ederim. Yani daha da ne diyeyim artık çok ya. Daha ne diyeyim. Kozalak. Kozalak. Kozalak.
biz size göstereyim mi? Siz gelmeden halay çekmeyi Ceyhun bize öğretti. Gizem'le ikimiz halay performansı. Yani arkadaşlar o görüntüyü de verirler. Mahmut Bey gelmeden önce biz kuliste bayağı çalışıyorduk. Halay çekmek yasak değil değil mi memlekette? Hayır hayır. Ha, halay her türlü çekilebiliyor. Yani halay çekenin bir de üstüne kafasından para da sepiyorlardı. Hmm. Adam halay çekerken biri geliyor üstünden para atıyor. Siz bunu ne zaman keşfettiniz? Neyi? Para atıldığını halay çekerken ve para kazanma yolu olduğunu bunu. Yani halaya yatırım yapmaya ne zaman başladınız? Bir yatırım aracı olarak halay konu başlığını açıyorum. Peki halay başı olmanın kriterleri? Halay başı olmanın kriterleri halayın içinde yer almak, insanlara sevgi saygı beslemek, küsleri barıştırmak, kadın erkek eşitliğini aynı anda sergilemek, bunların iç içe olduğu bir yerde halay başı olmanın bence çok büyük manası var. Peki bunların bu kriterleri sahip olduğunu bir halay başını nasıl anlayacağız? Şimdi halayı burada eline mendil alıp oynamak sanmayacaksınız. Şimdi diyelim mesela bir düğüne gittin. Düğünde sen bir tarafta küçsün. Benle konuşmuyorsun diyelim ikimiz. Değerli ustalarımız da küs olduğumuzu biliyorlar. Onlar halaya kalkarken biri beni kaldırıyor. Biri seni ikimizi yan yana getiriyor. El ele tutuşturuyor. El ele tutuştuğu zaman ne oluyor? İki küskün inerken de öpüşüyorlar ve barışıyorlar. Tabii, sosyal işlevi var. Doğru. İki. Kadın erkek eşitliğinden yıllarca bahsettik. Daha eşitliği yakalayamadık. Fakat burada eşitlik yıllar önce yakalanmış. Kadın erkek el ele tutuşup oynarlar omuz omuza. Yani bir tek şeyi burada kalkıp oynuyorlar cinsinden değil. İşte bu felsefeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tamam. İşte bu felsefeyi yavaş yavaş öğreniyoruz. Bu sesiniz değişiyor ya bir an böyle bu felsefeyi. Hani o neden? Hani o böyle bir... Bu da kendime olan güvenimden. Peki bu rock söylemekten de mi ileri geliyor bu ses? Ya da bu ses rock söylemeye de mi çok uygun oldu? Çünkü kadınla şiddetle ilgili festival rock da söylediniz. Hayır. Evet. Benim amacım orada rock söylemek değildi. Hı hı. Hanımefendilerin, kızlarımızın, çocuklarımızın, annelerimizin yani dolayısıyla bayanların yanında olan bir resim sergilemekti. Onun için rock söyler misin dediler. Ben de söylerim dedim. Ben zaten sanatçıyız. Burada iyi söylemek, kötü söylemek önemli değil. Önemli olan o projenin içinde yer almak. Çıktık söyledik. Yani millet de çok sevdi. De başarılı olduk. Halen telefonlar, melafonlar bir alabilir geliyor. Miyiz burada biraz böyle? Mesela şeyi okumuştum. Aynalı kemer ince bile bu can kurban tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bile bu can kurban tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldum diye okumuştuk. İnsanlar da çok sevdi. Şimdi teklifler de var hatta bir rak şey yapalım diye. Proje yapalım diye. Aa, çok güzelmiş. Belki 2020'de hayata geçer. Çok değişik projeler çıkıyor. Mesela geçen günlerde ben eğer takip etme şansını veya hotişede takip ettiyseniz mesela lise kitaplarına benim o bu mantıkla ilgili mantıksız evet, A noktasından B noktasına götürürüm halay her yeri. Evet. Lisenin ikinci deneme ders kitaplarında bizi koymuşlardı. Bu tarz sözler bende çok mevcut. Bunu da tabii mantık olunca mantık kitaplarında genelde ben takip ediyorum. İngiltere'de şurada burada insanlar mantık derslerine girince bu tarz hicivli şeyler koyarak derse giren öğrencilerin biraz olsun şeylerini gideriyorlar. Yani gerginliklerini. Sıkıcı olmasını gideriyor. Evet. Daha eğlenceli hale şimdi getiriyor. Mesela düşün kitap geldi bir açtın Mahmut abi. İnsan bir kere zaten beni gördükleri zaman gülüyorlar. Gülüyorlar değil mi? Ben yolda mesela hiç ben ağlayanı görmedim. Beni kim görse gülüyor. Sarılıyorlar mı? Sarılan da çok. Bir aşağı öpüşenler. Halay çekelim diyen var mı? Abi şurada iki halay attıralım. Valla senin gibi bir iki tane çıktı. Bir iki tane ama sadece. Ama şeyde iyi tokat yemişimdir. Tokat derken sırtıma yani. Hal pazarında.
Mesela adam beni görüyor, arkadan vuruyor. Ne geziyorsun ulan diye burada bir tokat sırttan. Sıçrıyor musun? Yok, ben zaten alışkınım öyle şeyime. Arkadan yaklaşmak suretiyle ani hareketlerle bunları. Geliyorlar, öpüşüyoruz, koklaşıyoruz. Yani halkın içinde olduğumuz için o fazla şey etmiyor. Ne yapalım? Kural ne yapalım? Ne oynayalım? Ne oynamak istersiniz? Şöyle bir şey yapalım diyoruz abi. Aslı'dan bir sözcük alacağız. O sözcük etrafında aşık atışması, aşık usulünde doğaçlama dörtlük. Tamam. Sırayla bir üç aşık atışacağız. Üçümüz. Evet. Birer dörtlük. Kime sonra aşığız? Birer tane daha yapabiliriz. He? Kime sanata aşık? Sanata aşığız, İşte. Hakkı aşığız, birine aşığız. Bir şey söyleyeyim. Daha önce tüyo verdiniz mi, vermediniz mi? Hiç, her şey doğaçlama burada. Hiç konuşmadık bile. O zaman aşıklamanın sözlerini ben vereyim. Sözleri doğaçlayacağız bir konu etrafında. Ha, bir konu söyleyeceğiz. Ya da ilk dörtlüğü ben vereyim, siz üçünüz devam edin isterseniz. Bir konu lazım. Hepsi doğaçlama olacak. Tamam. O zaman veriyorum. Kırmızı. Kırmızı. Buyurun. Akşam misafire gittik, eve döndüğümüzde bulduk hırsızı. Kaçmadı, çay demledik, tatmin edemedik o harsızı. Utanmaz, ertesi gün geldi istedi bizim kızı. Yetmedi, bir çiçek almış o da kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Sabahtan uğradımdan ben bir güzel, anam güzel. Güzel ağlatmadı da güldürdü beni. Ah hayin hayin, güldürdü beni. Kırmızı eşarbı da takmış boynuna, kardeş boynuna. Kurban olam geldim, nasıl geldim ben bu oyuna. Vay Aslı, Aslı. Yüreği paslı. Tabii üç erkeği bir araya getirmiş. Yeniden seyrediyor. Ay 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 ay. Yey ey 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 ey. Ey. Gezegenler arasında en sevdiğim Plüton. Eğer ortamda varsa Süpermen'in gücünü alıyor, bildiğiniz gibi Kripton. Zalimin evladı koydu beni kapının önüne, o kör olası o patron. Diyorlar ki yeni yılda içinize giyerseniz şans getiriyormuş kırmızı don.
Bravo. Vallahi çok teşekkürler. Şimdi biz yeni yılda içimize kırmızı don giyiyorsak şans getiriyor. Patronlar zam yapıyor. Böyle midir? Bilmiyorum. Güzel bağladın. Daha devam. Sonra. Sevgili Genel Müdürüm Cem Coşkun, artık kendi her türlü çağrıya başvuracağız. Sen yeter kırmızı ki zam don yap. Erkek bayan ayırt etmeden herkes mi giyecek? Öyle midir? Herkes mi giyer? Var mı konuda bilgisi olan erkekler? Ben şimdiye kadar giymedim. Deneyip de gerçekten kırmızı... şans gelmiş olan var mı? Hanımefendi, ben daha hayatımda hiç giymedim kırmızı. Yani bunu buna bir sponsor lazım. Kırmızı tamam. Hayır, ben şeyi merak ettim. Hakikaten bunu şu anda sizin bu sorduğunuz soruyu hayatımda bugüne kadar hiç sorgulamamışım. Sadece bunu kadınlar mı giyer yılbaşı geceleri? Erkekler de giyiyor mu? Yok canım öyle özde. Öyle bir şey. Erkekler giymiyor değil mi? Yani Avrupa'da geçerlilik varsa mağazalarda bir sürü kırmızı iç çamaşırı. Ben giymedim henüz. Sizin Evren hocam var mı giymişliğiniz? Benim onun bütün donları renkli. Şeyin kreasyonunda var kırmızı ama yılbaşında giyin de şans getirsin diye özel öyle totem yapmadım. Kameraman arkadaşlarımızdan var mı bunu deneyenler? Reji de var mı bunu deneyenler? Ben bir soru sorabilir miyim? Giyip de söyleyebilecek olan var mı? Ya bir baba iyi taranıyor. Sen giydinse erkekse söyle. Bende kırmızı don yok giydim, diye giymiş. Bende var hocam. Sende var giymişsindir bir iki giydim, sefer. Giydim de. Ha bunu söylesin. Ama inanış şöyle ya, yılbaşı gecesi giyersen şans getiriyor. Yılbaşında özellikle dikkat etmedim. Onu bilmiyorum. Yılbaşı dışında giydim şans falan bilmiyorum getirmedim. Evet. Getirmedim. Peki zaten. O zaman ne bilinmiyor. Yani bu bir bilinmeyen olarak literatürdeki yerini şu an itibariyle 2019'u tamamlarken de koruyor yani sonuç itibariyle. Peki 2019'da ne öğrendiniz? Bu yıl size ne gösterdi? Ne öğretti? Ben hiçbir yılda bir şey öğrenemedim. Bir tek öğrendiğim şey her şeye zam geldi. Yani her sene her şeye zam geldiğini öğreniyorum. Hayır, kendinizle ilgili yani daha sabırlı olmak, daha hoşgörülü olmak, ne bileyim bir şeyi. Bak bu yıl şu huyumu bıraktım gibi diyebileceğiniz bir şey var mı? Bir yerde çekim yapıyoruz. Kamera böyle tam geldi. Ben de biriyle dalga geçiyorum. Adama dedim ki eyvah. Bursa'da yukarıdan şeyle... Cimiyle mi çekiyor? Yok yok şey parayla atıyoruz. At 1 lira 2 lira veriyor aşağı Bursa'yı gösteriyor. Ben de onun yanına yanaştım dedim ne yapıyorsun ya? Neyi ne yapıyorum dedi. Adam ben tanımadı. Tanımayınca daha güzelleşiyor iş. Dedim kardeşim bizim evi seyrettiriyorsun sen. Hangi ev dedi. Ulan şimdi söyledi. Dedim ama karşıda bak pencere açık ya. Şimdi affedersiniz çıplak adam diyeceğim. Konum olarak kanala ters. Üstünde elbise olmayan adam var ya dedim orada. Yani bunu bulunduğun ortama göre... Çok şık sen. Üstünde elbise olmayan adama bakıyorsun. Çıplak desem olmayacak. Bilmiyorum işte o mesela o ikilem var. İnsanlar yani, kendi gibi mi olmalı? Yoksa birilerinin önüne çıktığı zaman onların ne düşüneceğini de hesaba katarak mı davranmalı? Galiba burada şöyle bir durum var. Sorduğun soru orada değil mi biraz da? Yani insanlar ne tepki gösterir diye fikirlerinden cayıp... Sanki öyle değilmiş gibi gösterip yapmaktan bahsediyorsun biraz. Biraz o da var evet. Ya bu tabii ki hani insana da kendini iyi hissettirmez. Hı-hı. Ama Mahmut abinin dediği hani doğru yerde doğru üslubu kullanmak diyor. Tabii tabii. Ama o fikir değiştirmek zaten o insana yani, da kendini kötü hissettiren bir şey ki. Adamın içindeki duygu önemlidir. Evet. Ben mesela birini yemeğe götürmeye kalksam içimden geçiyorsa kol kola alır götürürüm. Yemeğe götürmem icap ediyor ise yani zoraki ise önce adamı şey derim. Ya kardeş bu arada kilo almışsın ha. Vallahi kendine bakmıyorsun falan filan. Ondan sonra yemeğe gidelim derim. Onda kalsın adam der ki vallahi abi ben gelmiyorum. Hesabı öder misiniz? Evet. Cömert misiniz? Cömertim tabii. Niye öyle herkesten para alıyorsunuz Mahmut Bey? Benim adetim o. Size elma vereyim. Hayır. Para isterim ben. 20'lik var mı? Elma. 20'lik mi? Mahir buralarda mı Mahir yapım koordinatörümüz? 20'lik istiyor Mahmut Bey. 20'lik. Her gittiğim. 20'lik Mahir. Ya da Hazal benim cüzdanımdan bir 20'lik alalım mı? Elma. Evren Bey sizce kendiniz gibi mi olmalı? Az önceki sorunun bana düşen cevabını mı vereyim? Her ikisine katılmakla senin sorduğun soruyu da anlamakla beraber olabildiğin kadar kendin kalmalısın bana göre. Şu an için de geçerli fakat ortamın tansiyonu ile ilgili de galiba altta değişken bir filtre çalıştırmak bir gerekiyor. Bir hassasiyet belki. Yani şimdi kafede oturduğumuz zamanki muhabbeti şurada yapamayacağımız belli. Ama seyirci çok şey kaçırıyor. Bir ya gün kafede, onu da çekeriz. Evet kafede. O da biziz, bu da biziz. Ya, bir yalan, riya bir şey yok işin içinde. Ama ortama uygun, bir tansiyona uygun bir filtre çalıştırmakta bence bu temkinlilikte fayda var. Yine de kendin olarak, kendin kalarak. Elma?
Elma değil. 20'lik mi? 20'lik. Elma. Ver ver. Benim cüzdanımdan mı? Oo. Mahir. Bak sizin bir de... 10, 2, 5 TL. Yani toplamda 20 TL'yi. Buyurun. 20'yi veriyorum. Sizin ne olacak şimdi? Durumunuz da iyi. Cebime atıyorum. Kardeş abiler var içeride. Cepte mi yaşıyorlar? Ha? Onlar cepte ne yapıyorlar? Oynuyorlar kendi kendilerine. Onların da bir yanı var, isteği var. Hmm. Cebinizde çok para olur mu? Cebimde çok para olmaz. Bahşiş dağıtır mısınız? Sen dağıtır mısın? Ben sana sorayım. Herkese sen soruyorsun. Sen bahşiş dağıtır mı? Benim gördüğüm kadarıyla sen çok cimri birine benziyorsun. Çünkü bir 20'lik dedik, bir 10'luk iki tane 5'lik getirdim. Sen hiç hoşuma gitmedi bu tutumun yani. Bir 10, iki 5'liğin nesi kötü? Onu merak ettim. Tüm değil. Tek bir banknot olmaması 20'lik kötü. Dedim, ağırlık sen... mı yapıyor cebinizde? Ağırlık değil. Senin şey durumunun iyi olmadığını gösteriyor. Belki de birilerinden borç aldılar. Birinden 10, birinden 5, birinden 5. Cem Coşkun. Cem Coşkun. Bu kadar direnmek, niye zam yapmak için ya? Ya beni neden sen bütün Türkiye'ye böyle rezil ediyorsun ya? 2020'den tek umudum nedir? 2020'den pek umudun olmasın. Tek umudum. Nedir tek? Zam. Zamla ilgili parçaya başlayalım abi. Gel abi. Ben maaş zam mı? Ücret artışı. Zam beraber yapalım. Hadi tamam. Buyurun. Rak yapın ya bu sefer, rak yapın. Rak yapalım. Ücret artışı, maaş evet. Zam mı? Al abi mikrofonunu. Bir sözcük bir sözcük söylüyoruz. Mahmut abi. Ellerim, ellerimde gözlerin, gözlerim. İşin içine para girirse ellerim teberter içinde. Zam, 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 zam. Zaman, zaman, zam. Zam, 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 zam. Ah zaman, zaman, zam. Zam. Soğuk bir kış gününde eller cepte, cepler delik uzun uzun. Yok cepte bir metalik, kalbimde cebim gibi delik deşik. Aşık oldum desem İnanma yine zam, zam. Zam, 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 zam. Za, 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 zam. Zam, 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 zam. Yalın ayak yürüdüm. Zam için, zam, zam için. Bu zam çok muazzam. Aşktan değil ama. Zamdan tabii ki zam, zamdan. Zamdan sakız akıyor. Ağzından sakız akar gibi. Dan 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 zamdan. Kız nişanlın bakıyor. Bu yıl ne bekliyorum dersen. İnanmayın dostlar, yok bu yıl yine zam, 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 zam. Abi çok iyisin. Bak bu 20'lik nereye getirdi iş? Ya ben 1980 yılında ilk hani uyandım sabahıyla. Ya onu benim için söyler misiniz? Söylerim. Çünkü çocukluğumun... Bu kadar cimri olmana rağmen de söyleyeceğiz tabii. Yani en sevdiğim türkünüz, sizi ilk tanıdığımız. O zaman o yıllarda ben Ankara'da oturuyordum. Şubat 22'de çıktım. Sabahleyin çıktım,
Beni gören diyor ki aa bu çocuk dün gece televizyondaydı. Bu zaman çok şanslıydık tabii biz. Yani bir kanalın tek oluşu. Tabii. Babaannem sizi çok severdi. Allah nur içinde yatsın diyelim mi? Diyelim. Dedik bile. Babaanne deyince çünkü kalma şansı yok. Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafilem. Deryada feryada, gam çekmişim dünyada. Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafilem. Deryada feryada, gam çekerim dünyada. Böyle güzel bir parçaydı. Uyandım sabah ile demediniz ama. Diyelim onda. Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile. Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile. Ecel kapıyı çaldı, ağlıyorum nafile. Deryada feryada, gam çekmişim dünyada. Çok teşekkürler kırmadığınız için. Sınıfı geçtim mi hocam? 1-10, 2-5'lik vermeme rağmen mi geçtim? Veriyorum, paranı geri niye veriyorum. Niye vermeyin ya? Vermeyin. Parayı siz verdikten sonra dikkatinizi çekti mi? Yüzünde bir asıklık meydana geldi. Güçlü tansiyon bilmem bir fark yok. Ben bu şartlar altında o parayı... Mahir, o Mahir. Para verince yüzü ve tansiyon düşen var. Geri mi veriyorsunuz bana? Vermeyin sizin. Benden hatıra ne olur, ne olur. Lütfen. Bozdurup bozdurup valla. Yok almayayım, gel. Yok kurban olurum. Mahmut Tuncer gelmiş ya, kurban olurum ben. Tamam, ben tamam. Gidiyorum tamam. O zaman arkadaşlar. O zaman halay çekerek mi, nasıl? Halay çekerek gideceğiz. Halay gerçekten çekerek geldik, halay çekerek gidiyoruz. Ekip nerede? Haydi bakalım. Allah. Seni zaten görür görmez gözüm tutmuştu. Tutmuş muydu? Arasında gözlerimin içine
Burcu Güneş geliyor şimdi. Bir fısıltı yedimi bazen o ellerin çığlıklar bilmezler. Her yeni yıl geldiği zaman aslında tek bir şey diliyorum. Sağlık diliyorum. Kendimin sağlığıyla ilgili dileklerde bulunuyorum. Çünkü sağlık çok önemli. Herhalde tutuyordu dileklerim. Sağlığım şimdiye kadar hiç bozulmadı. şükürler olsun. Evet, sağlık önemli. Niye sağlık önemli? Sağlığım olsa her şeyi yapabilecek gücüm olur diye düşünüyorum. Ve sağlık şunun için önemli. Sağlığım yerinde olsun ki daha da yıllarca sahneye çıkabileyim. Tiyatro yapabileyim. Bu yüzden. Bu yeni yılda da yine sağlık dileyeceğim muhtemelen. Vay! Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler, çok mersi. Ay, 4 gün oldu. Çok heyecan verici. Yeni yıla yeni şarkıyla. Evet, sevenlerime sürpriz yapmak istedim. Yeni yıl armağanı olsun dedim böyle. Zaten üretmeden duramıyorum. İlla hep böyle yeniliklerle, güzel şeylerle, onlarla birlikte olmak istiyorum. O yüzden de yeni yılda da böyle bir sürpriz hazırlayalım dedim. Şahane olmamış mı? İçinize sindi değil mi? Size sormadı. Çok teşekkürler. Çok beğendik bir değil mi hep beraber? Bebeğimiz olduğu için biz çok teşekkür ederim. Yalnız ben çok korkuyorum. Çok teşekkürler. Çok korkuyorum. Size bir şey izletmem gerekiyor. Çünkü her an her şey olabilir bizim programda. Şimdi size ekip hazırlanıyor büyük bir heyecan içinde. Ve ben onları stüdyoda çaktırmadan bastım. Olay şöyle gerçekleşti. Çok güzel, çok güzel, harika. Kızlar harikasınız. Bu ama evet, yani. Güzel aşkı meleklerden çaldığı söylüyorlar. Dolayısıyla bu şarkının da o dile düşmesi hani kulaklar açısından evet, herkes yani, bir Burcu Güneş olamıyor. Evet, Burcu Güneş'in herhalde o daha çok yani saf, temiz ikinci albümüm dedi Biz Aşkı Meleklerden Çaldık. Böyle o günlerden bu yana insan herhalde en saf yanana hitap eden ve en kalıcı şarkılarımdan biri de o oldu. Biz Aşkı Meleklerden Çaldık. Sizlere de çok yakışmış. Tebrik ediyorum. Ya Burcu Hanım, biz ne zaman Aşkı Meleklerden çalacağız? Çalmadık mı daha? Çaldık mı? Çalabiliyor muyuz? Var mı öyle bir aşk yılı, yüzyılı var mı? Biz derken tabii yani dünyamızdan genel, bahsediyorsak. Dünya olarak, evet, evet. Evet, bence de birazcık böyle sanki bazı konularda fazla artık maddesel, fazla dünyevi konulara fazla böyle hepimiz sardık sanki kendimizi tamamen onlara doladık, bağladık. Böyle uçamıyoruz özgürce. Uçmaya çalıştığımızda da hafif şöyle bir aşık olmaya çalıştığımızda da birisine sanki böyleyken tam teslim olacakken kanadımızı kırıyor işte burada olduğu gibi. Kanadım kırık ama yüreğim yanık ona diye şarkılar sonra yazıyoruz. Kişisel anlamda geride durmayı tercih ettiğiniz bir dönem var son yıllarda. Yani çok her şey çok bireysel oldu işte bu sosyal medyadan çok dolayı. Çok önde olmayı tercih etmediğiniz bir süreç yaşadınız gibiydi. İşinizin dışında yani. Anlıyorum. Tabii. İşte belki de bu adaptasyonda ben zaten hep işimle ilgili konuları konularla daha önde olmayı tercih ettiğim için çıktığım günden beri belki de bunu nasıl ikisini harmanlayabilirimle ilgili biraz da böyle şaşırmış da olabilirim. Çünkü bir yandan çok yoğun geçiyor hayat. İşte konserlerimiz, ürettiğimiz şeyler ve orada paylaştıklarımız bence bana göre daha çok net, güzel bir ekiple birlikte düşünmüş, tasarlanmış, emek verilmiş bazen şeyler olması lazım. Bazen de çok spontane şekilde bir şeyler eklemek anlık gerekiyor. Bunun dengesini yakalayabilmek için bazen biraz da ben de hani kendimi geri çekiyor, daha nerede nasıl bir şeyleri kullansamın sıkıntısını kendi içimde yaşıyor olabilirim. Yanlış algılanılacak bir yer çünkü sosyal medya. Çok da böyle artık çok sık gündem değiştiğinden bazen insan takip de edemiyor. Orada da bir yani hem benim hem ekibimin bile takip etmekte zorlandığı gündemler olduğu için orada da biraz daha geri plandan bazı şeyleri göre göre azmede baka baka ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de benim tabii yapı ve çizgim itibariyle de çok böyle işte hani
bir selfie çekeyim, hadi bir tane daha şimdi selfie atayım. O kafa birisi zaten değilim. Hani selfilerimle insanları taciz etmek istemiyorum dermişim. Sağ profil, sol profil. Aynen öyle. Yani tabii ki o da güzel bir şey ama hani çok fazla böyle sosyal medyayı gereksiz şekilde ne kullanılması hoşuma gidiyor. Hani takip ettiğim insanlarda da bazen böyle ay çok sıkıldım artık yeter filan olduğum şeyler oluyor. Çünkü daha faydalı olmaya çalışıyorum insanlara herhalde. Yaptığım işler öyle ya da attığım adımlarda öyle. Bir faydası olacaksa bunun koyayım ama sürekli de insanın orası onun sayfası diye hani daha orayı bireysel kullanması gereksiz bir şey gibi geliyor bana. Instagram'a fotoğraf albümü muamelesi yapılıyor. Hani arşivimde duracağını aman Instagram'a atayım orada atayım dursun da dedi de yani dursun biz de diye. Çöplük değiliz yani hani pardon yani göz kirliliği. Çok önemli şeyler var dünyada düşünmemiz gereken şu anda ülkemiz için de öyle. Hazal'a mı dedim? Hazal'a demedim. Hayır genel seyirciye sordum. Niye Hazal? Hazal her şeyi Instagram'a mı koyuyor? Ay evet ya. Evet bunu söyle. Koyuyor bunu mu? Burcu Hanım'a söyleme. Hazal evlendi. Allah'ıma şükürler olsun ki Hazal evlendi. Hazal bir evlendi. Hala üzerinden 3 ay geçti. Hala fotoğraflarını koyuyor. Ama demek ki çok sevinmiş. Çok mutlu olmuş. Zaten genç. Onlar hadi neyse de. Yani çok daha farklı şeyler var benim böyle gözüme batan. Artık yani hani... Tamam ne güzel evlenmişsin belki ikinci üçüncü kez evlenmişsin hani çok böyle daha hani insanlar bir şeyleri çok bir hani kendisine mi ispat etmeye çalışıyor başkasına mı bir şey gösterme derdinde bilmiyorum ama bence Türkiye'de sosyal medyayı çok doğru ve yerinde kullanmıyoruz. Ben aslında sizin ruhunuzu merak etmiştim yani ruhsal zenginliğiniz yani ruhsal yolunuzdaki evet. Dönüşümleriniz değişik. Spiritüel yolculuk, ruhsal yolculuk. Evet, evet. Spiritüel yolculuk. Yani insan her ne bileyim sürekli ikimiz de aslan burcuyuz. Evet. Yani çok kendimizle uğraşırız ya. Doğru. Yani burada yanlış mı yaptım, hani şöyle mi yapmalıydım, işte onu kırdım mı, buna böyle mi ay, dedim evet. Falan. Çok vardı. Kalp kırmayı ben ne isterim ne de benim sevdiğim ve güvendiğim birinin benim kalbimi kırmasını tabii çok isterim. Çünkü bu güven evet. Çok önemlidir aslan için. Evet, bu anlamda mesela bu yolculukta neler öğrendiniz onu sormak istiyorum. Yani kendinize güveniniz olabilir, kendi ışığınızı keşfetmek olabilir bu. Kendinizi daha değerli hissetme yolunda atılan adımlar olabilir. Size ne getirdi bu yolculuk? Bana spiritüelliğin en büyük kazancı kendi içselliğimi keşfedip belki biraz daha yalnız eskisinden. Belki daha az lay lay lom yapan. Çünkü bir de son yıllarda bence dünyada öyle yani bazen eğlenmek insanın yani yani kendi kendine ayıp mı ediyorum? Yani çok mu eğleniyorum bu ara? Yani dünyada bir sürü şey oluyorken ben şu an gülüyorum bu kadar gülerken biraz da duyarlı olmam gerekiyor mu acaba? Bazı konularda diye benim çocukluğumdan beri böyle bir içsel bir mekanizma vardır gelişmiş olan. Gece bile böyle o gün çok şükür çok güzel geçmiş Allah günüm mesela ama döner işte Afrika'daki çocuklara işte kendi ülkemdeki zorluklara yakınımdaki kim varsa bilip bilmediğim de olabilir duamı eder öyle yatarım. Yani doğal olarak o içsel mekanizma çocukluktan beri olduğu için bu büyüdükçe daha çok gelişti. Olgunluk işte farkındalık yükseldikçe bazı şeyleri daha korkarak dengeli yapmaya çalışıyorsun filan derken ya bunlar yani biraz daha sanırım son zamanlarda insanların da biraz birbirlerinden daha birleşmemiz gerekirken sanki daha kopuk olduğumuz, daha birbirimize korkarak yaklaştığımız bir dönemden geçiyor olduğumuz için bazı konularda da haklıyız tabii ki yani. Çünkü gerçekten çok güvenilmeyen ortamlar olmaya başladı dünyada. Peki Ece diyor ki. Masa örtüsü dedin Ece. Masa örtüsüyle şarkı söylemesi diyor. Masa örtüsünden kendine kostüm yapması diyor. İlk sahneye çıkışında diyor. Ece bunu hatırlatmamı istedi. Evet. Vallahi o yeni herhalde konuştuğum röportajlarımda bir şey oldu. Aniden çıktı karşıma. 13 yaşında falandım. Babamla rahmetli Metin Erşe'ye onlar çalacaklardı o gece. Antalya'daydık. Aniden vokalist rahatsızlanınca gelmeyince ben söylerim, ben hallederim falan diye böyle bir kahraman edasıyla kendimi attım ortaya. Ondan sonra peki sana işte tamam mutlu oldular falan tabii zaten görüyorlar orada. Hakikaten bir şeylerle ilgili bir
fazla meraklıyım söylemeye, çalmaya, sahnede arkada provalar esnasında falan da çok fazla enstrümanla ilgiliydim. Provalarda görüyorlardı. Ama tabii yaşım çok küçük, ne çıkacağını da bilmiyorlar. Orada tabii bana akşam için o gecenin konsepti olan o Kalipso kralımız olduğu için rahmetli Metin abimiz. Evet. O çiçekli masa örtülerinden etek ve bustiyar yaptılar. Onlarla böyle bir sahneye çıkış anım var. Hatta fotoğraflarım da var. Ama 13 yaşındayım bu arada. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Ne ama demek? Bir şey söyleyeceğim. 2020'den ne diliyorsunuz? Ben bu ara paylaşımla ilgili. Yani daha fazla insanların ve benim de beraber yolculukta olmak istediğim yeni bir aile aslında. Ekibime katılabilecek yeni insanlarla o aileyi yenilenmesi, yeniliklerle birlikte daha da sosyal hayatta da öyle. Daha paylaşım içerisinde, daha yardım, benim yardım alabildiğim ve yardım edebildiğim ve daha çok paylaşabildiğim günleri özledim. Yani paylaşıma çok ihtiyacım var. Kendi içimde dileyebileceğim. İçsel yolculuğumla ilgili konuyu bu şekilde daha yalnız hissediyorum bazen kendimi yani. Daha paylaşabileceğim, söylediğimi sır olarak tutabilecek kendi içinde ve bana dostluk edebilecek gerek sosyal hayatta gerekse yakın çevremde insanlara ihtiyacım var. O zaman size şahane dostlar, şahane yol arkadaşlıkları getirsin. Amin. Bu yıl. Amin. Çok teşekkür ederim. Bir bu çok güzel olur. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Geldiğinizden beri en çok üzerinizde durduğunuz şey güven. Evet, size son zamanlarda da çok sorgulatmayan güzel bir yıl. Amin. Olsun. Çok güzel bir dilek yani, oldu. Çok teşekkür ederim. Güveniniz hiç zedelenmesin. İnşallah. Ama tabii ki o biraz yalnızlaştırıyor insanı diye de düşünüyoruz. Mutlaka güvenimiz zedelenecek ama en azından o çok yakınımızda olan, yol arkadaşı olmak istediğimiz veya uzun zamandır hayatımızda emek verdiğimiz insanlar yapmasın daha iyi bence. Ama bir de en güzel, bence bir aslan için en güzel dilek şudur. Asla kontrol etmeyeceğiniz, kontrolü elden bıraktığınız, mis gibi. Sırtınızı dayayacağınız vallahi. Şöyle uçarım hiç ondan kontrol sonra. Olmasın hayatınızda bundan çok sonra. Çok güzel olur bence. Valla bizim için en önemli şey o. Oldu mu o zaman Ceyhun? Oldu mu, biz gidiyoruz. Kumul kumul afilli yıllar. Radyo Retrobüs 90'lar. İnadı bırak yanıma yanaşıver. Artık batacağımız kadar aşkın içine. Batık aşk denilen buymuş. Çok ciddi bir tutkuymuş. Buna inananların sırrı maalesef doymuş. İnadı bırak yanıma yanaşıver. Artık batacağımız kadar aşkın içine battık. Aşk denilen buymuş, çok ciddi bir tuz buymuş. Buna inananların sonu maalesef. Bandır bandır ye, bandır bandır ye, bandır bandır ye, bandır bandır ye, bandır bandır ye. Beni hiç doyamazsın tadına. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalma sakın başka yerde, ne işin var başka yerde. Bandır bandır ye beni. Bandır bandır ye beni, hiç doyamazsın tadına. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalma sakın başka yerde, ne işin var başka yerde. Bandır bandır ye beni. Yo, yo. Bandır bandır ye beni, hiç doyamazsın tadına. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalma sakın başka yerde, ne işin var başka yerde. Bandır bandır ye beni, hiç doyamazsın tadına. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalma sakın başka yerde, ne işin var başka yerde. Bam 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 bam. Bandır bandır ye beni, hiç doyamazsın tadına. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalma sakın başka yerde, ne işin var başka yerde. Bandır bandır ye beni. Yo, yo. Bandır bandır ye beni, hiç doyamazsın tadına. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalma sakın başka yerde, ne işin var başka yerde. Bandır bandır ye beni. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Ye. Yeah, yeah, yeah. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Yo, yo, yo. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa
Yazı günah bizden gider. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar mı zilliler? Yaylanmaktan yürü. Yazı günah bizden. Çıtır çıtır. Gıtır gıtır. Çıtır çıtır. Birkaç sene önce yeni yıla karar almadan girme kararı aldım. Bunu uyguluyorum çünkü o aldığımız kararlar kısa sürede kullanılamaz oluyor. Kendi elimle, kendi omzuma bir yük daha koymak istemedim. Ama dilek derseniz herkesin birbirini samimi ve sıcak ilişkiler içinde olduğu, birbirini sevdiği, bir aile gibi gördüğü bir ülkede yaşamayı çok arzu ediyorum. İyi seneler. Yalnız aramızda konuşmuyoruz. Ne konuşuyorsak, neye gülüyorsak bize de söylüyoruz. Biz de gülüyoruz birlikte. Önce biz bir test ediyoruz, gülüyoruz. Konuşsa zaten sana söylüyoruz. Bak şekilde olduğu öyle, gibi. Öyle aranızda öyle bir şeyler. Bizle mi dalga geçiyorsunuz, bizi mi ezikliyorsunuz, dedikodu mu yapıyorsunuz bizimle ilgili? Ay şuna bak, kendini ne zannediyor mu diyorsunuz, anlamadım sen ki. Sen niye böyle paranoyak oldun ama ya? Hiç böyle iki erkeğe bakarak yayın yapmamıştım. Ondan olabilir mi? Ha ilginç o bak. Bu şey mi yani, rahatsız edici bir etkisi mi var, geren bir şey? Hayır, olur mu? Çok güzel. Biz buradan gayet mutlu yayın yapıyoruz. Sana bakacağım. Biz burada bakınca evet içimiz açılıyor, şimdi daha da açıldı. Teşekkür ederim. Peki 2020'nin şifreleri çözülüyormuş, haberiniz var mıydı? Şu anda oldu, bilmiyordum. Bayağı değil mi, iddialı bir isim, rengi falan da. Bende de bu kitapta büyük bir emeğim var. Ben de kendimi açtığıma inanıyorum. Yani genelde sakin bilirler beni. Hani efendi bir kızdır. Kendi köşesine yazan bilirlerdi. 2020'nin gökyüzü olayı çok. O geri gidiyor, o tutuluyor, bu oluyor, şu oluyor derken. Dedim madem öyle ben de yorulayım. 500 sayfa yazayım bari. Vay anasını, 500 sayfa. İnsan 500 sayfa yazar mı? Ne bileyim, sosyal medyada da yazıyorum. Yazmasam iyi olurmuş aslında. Pas geçti bütün astrologlar. Ben oturdum böyle bütün yaz boyunca iki çocuğu ilgisiz bırakıp oturdum. Dedim ki Türkiye'ye neler olur? Erken seçim olur mu? Ay efendim işte Türkiye'nin geleceği nasıl? Dünya ne oluyor? Avrupa ne oluyor? Ondan sonra burçları ne bekliyor? Enleri ne? Kim şanslı? Kim evlenir? Yıla göre hem de bir de. Burca göre de değil. Yani bayağı harita çıkararak. Girdikçe içine kayboldu. Bilmiyorum. Çıkabildim işin içinden. Son ellerine noktayı sağlık. Koydum. Biraz şahane geç kaldı olmuş. Ellerine sağlık. Çok 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 okunsun. Çok okunsun. Çok satanlara girsin. Şimdi girdi biraz. Teşekkür yalan. Ediyorum ama herkese daha. Ama bu olmaz daha. Ki böyle havalı havalı şimdi yani girdi falan. Yani çok hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bütün bir yaz bana sosyal medyada destek oldular. Yani roman olsa biterdi. İçinde kıymetli bir ülke var bir kere. Dünyanın kalbi diye geçiyor İstanbul, hı-hı, Türkiye. Dolayısıyla oranın geçmesi benim için çok kıymetli. Ben de kendime göre yaşımı aştım diyorum yani. Büyük laflar ettiriyor 2020. Onu... Aa öyle mi? Büyük evet. Büyük mü geliyor? Ne olacak? Bir kere 21. yüzyılın doğuşu. 2020'de bir gebelik var. Gebe bir sene gibi düşünebilirsiniz. 21. yüzyıl teknoloji çağının başlangıcı. Artık her şey kamera, dijital, telefon. Medyanın başka bir boyuta taşındığı, dünyanın el değiştirdiği, global markaların evlendiği. Ondan sonra tanıdığınız tüm markaların başka bir boyuta taşınmak için kendisine yeni bir plan yaptığını, siyasi konjüktörde kartların tekrar dağıldığı, yönetimlerin el değiştireceğini, ön plana çıkan partilerin olacağı, yeni kurulan partilerin olacağı. Ama bu sadece Türkiye gündeminde değil, Türkiye dünyanın kalbi olduğu, hı hı, için hem doğuyuz hem batıyız kitabın içinde çok güzel geçiyor ve ay ay tema temada kendime göre risk aldım. Gökyüzüne baktım. Gezegenlerin duruşuna baktım. Pozisyonlarına baktım. Güneşte ayın tutulmalarına baktım. 2020'de 6 kere tutulma yaşayacağız. Allah nasip ederse. Ay. Dolayısıyla da her tutulmada yeni bir kapı açılacak önümüze. 2020'nin enerjisini arkanıza alın diyorum. Yılmayın, korkmayın diyorum. 2019'un belirsizliğine benzemez 2020 diyorum. 2019'u da ben kaleme çok uzun uzun aldım biliyorsunuz. Ve 2020 hepimize aslında yeni dünyayı hazırlıyor. Bence 2020'nin öyle bir süreci var. Peki burçlara şöyle bir bakalım mı? Bakalım. Neler mesela? Enleri söyleyelim. Enleri söyleyelim. Nedir? Enler ne? Enler nedir? 2020'de mesela aşkı en yaşayacak. En yani. Bu yılın en aşık burcu diye. Aslan. Yok.
Yok hocam, ona öyle onu vermiyoruz. İstersen ben astrologluk yapayım hemen. Söyleyeyim sana. Elinden aldım. Ama ona da güzel bir yorum var. Bak, kağıtlarım, kitaplarım birbirine uysun. Kesinlikle aksi olmasın. En aşık olanı Koç. 2020'nin en aşık burcu Koç diyeceğiz. Diyeceğiz ki aşk hayatını konuşacağız. Sonunda diyeceğiz aşkı buldu, gemisini limana çekti. Hem sevdi hem sevildi diyeceğiz. Çünkü Mars gerileyecek 2020'de ve 6 ay Mars Koç burcunda kalacak. Koç'un köşeye dönmesi lazım. Koç sevilmesi lazım. Sevilmek için gelmiş bu dünyaya. Zaten içinde ekinoks var. 21 Mart'tan sonra doğana Koç diyorsak, ekinoks diyorsak o coşkuyu 2020'de hem yaşayacak hem yaşatacak. Bu 2020'nin en dertten kurtulanı. Onun çok derdi varmış. Hmm. 2019'da da ben onu kaleme aldım. Ay Uranüs şöyle, ay böyle derken Boğa burcu olup da hangi yılda doğarsanız doğun, derdiniz büyüktü, dertten kurtuluyorsunuz. Özellikle akraba şirketinde olanlar, aile işinde çalışanlar, uzun yıllardır aynı işte çalışanlar belli sıkıntılar, belli problemlerin içinde boğuştular. Et tırnaktır dediler, o ayıp olmasın, buna küsülmesin derken bocaladılar ama 2020 en dertten kurtulanı yapıyor onları. Sevgili ikizler, ikizler çift karakter değildir, onu da bir anlaşalım. İkizler aslında çok hızlı kavrayan, hızlı anlayan, hızlı konuşan, hızlı sıkılan diye anlatabiliriz. 2020'de en güçleneni. Onu çok yormuşlar geçtiğimiz yıllarda. Zaten son 4 kitabında da hep ikizler şöyle, ikizler böyle demekten artık güçleniyor. Ben ikizler burcuyum, iş kurmaktan korkuyorum. Ben ikizler burcuyum, buradan ayrılmak istemiyorum. Ya da istiyorum ama bilemiyorum, öngöremiyorum diyorsanız merak etmeyin. Arkanızda bir kere Venüs Retrosu olacak ve dolayısıyla siz güçleneceksiniz. Hele ki Haziran 2020'den sonra biz ikizleri tutamayız diyorum. Şu ana kadar olduğunuz bir burç söylenmedi mi? Yok henüz. Biz yengece geldim, yengeci alırım. Bizim ülkemizde daha çok teraziler sanatla çok uğraşır. Akrepler uğraşır, yaylar olur, oğlak olur. Belki de o köşeye düşmüş olabilir. Sonbahar köşesidir Türkiye'nin genelde doğum oranları. Geldim yengeç burcuna. Sevgili yengeçler, Türkiye'nin yükseleni de yengeç, hatırlatalım. Ve burcu yengeç olanlar yeniden başlıyor. Son iki yıldır tutulmaları bolca misafir ettiniz ama biz bu yayından sonra aklınızda olsun, 10 Ocak 2020'de ay tutulacak ve dünya ay tutulmasını yengeç burcunda izleyecek. Ve buna ilimde bilimde dahil olacak ve sizin için de yeniden başlayacaksınız. Ve geçmişte ne varsa hepsini kapatacaksınız, yeni oluşumlar gelecek. Aslında yengeç burçları güçleniyor mu desek yeridir. Türkiye'de 10 Ocak 2020'den sonra dünya konuşmaya daha davullu zurnalı başlar mı? Başlar. Aslan burçlarına sen öngörüde bulunmuştun. Ben de senin öngörüne küçük bir ekleme yapayım. 2020 özellikle Mart'tan sonra en hayallerine kavuşan oluyor. Artık aşk mı, iş mi? Ama bence biraz iş gibi duruyor. Çünkü Satürn 7. evine geçecek. Yani Güneş'in karşısına geçecek. Dolayısıyla bence hedeflerine ulaşacak. Aslan biraz şaşayı sever biliyorsunuz. Ağustos'tur. Güneş onda yükselir. Ve dolayısıyla aslan hedeflerine ulaşacak. Hayallerine ulaşacak. Son 2,5-3 yıl işte bekleyişler, işte kırmamalar, gücenmemeler, tam karar verememeler, parayı tam harcayamamalar, harcayıp geri alamamalar. Bu faili meçhul yıllardan çıkıp dolayısıyla hayallerine daha rahat kavuşacak ve kendi attığı adımlardan da çok mutlu olacak. Başak burçları 2000 yılının en cesur kararları alanı. Şimdi Başak burcu zodyakta hasat burcudur. Korkular, kaygılıdır, biraz telaşlıdır, mızmızdır, içi çok korku doludur. O yüzden titiz diye anlatılır ama 2020'de onu tutabilen aşk olsun. En cesur olacak ve dolayısıyla da bir başağı aşacak kararlar alacak. Eğer bir başak burcuysanız, özellikle 1970-84 yılları arası doğumluysanız, vallahi köşeye de dönebilirsiniz, ülke de değiştirebilirsiniz. Sizi tanımakta biz güçlük çekeceğiz. Bir de küçük bir bilgi vereyim. 1960-69 yılları arası doğanların haritası da başaktır. Burcunuz ne olursa olsun 60-69 yılları doğumluysanız zaten o titiz başaklardan biri de siz olabilirsiniz. Başak gibi yaşıyor olabilirsiniz ve cesur siz de olacaksınız. Zaten yeni dünya düzeninde 2020 Haziran'dan sonra her köşede bir 60-69'u konuşuruz. Tabii 50-59'lar koltuktan kalkıyor. O demir baş köşelerden kalkıyor. 50-59'ların yerine 60-69 kuşağı devreye giriyor. Çünkü Neptün onları destekleyecek. Geldim teraziye. Yılın en gösterişlisi. Demek oluyor ki Türkiye'nin önde gelen ünlüleri daha çok konuşulacak. Çünkü orada çok sanat camiasının isimlerimiz de vardır. En gösterişlisi, en başarılısı, en böyle hani inatçısı, biraz da kafa tutanı da olacak. Bir bakmışız ki bütün teraziler böyle çatır çutur ağır konuşmalar da yapabiliyor. Geçmişi de ortaya koyabiliyor. Genelde terazileri biz kavgacı tanımayız. Gürültücü burçlar değildir ama yine de lafı deyim yerindeyse. Özellikle Haziran'la Temmuz arasında çünkü keskin tutulmalar var 2020'de. Orada biraz lafı yeri gelin
sert söyleyebilecek mi? Söyleyecek. O yüzden de biz diyoruz ki en gösterişli sensin, senin lafların konuşulacak. Ama tabii ki Akrep Burcu kadar hiç kimse konuşmayacak. Akrep Burcu kadar kimse sivri davranmayacak. Akrep Burcu kadar kimse meydan okumayacak. 2020... Delirecek akrepler. Delirecek, delirtecek. Önüne ne kaldı, geldiyse katacak, sürükleyecek. Akrep Burcu eğer bir çocuğunuz varsa 2020'nin Haziran'ına kadar onun ataklarını bence korkmayın, yönetin. Çünkü sıçrayışa geçiyor akrepler. Burcu ne olursa olsun, sebebine gelecek olursak. Türkiye'nin de burada Burcu Akrep. Hı hı. O yüzden belki Türkiye'yi bu kadar çok uzun yazdım ve kitap biraz geç kaldı. Akrep Burçlarının tam karşısında, Burcu'nun tam karşısında bir devrim gezegeni var. Son 1,5 yıldır dünya neden belirsizlikte derseniz aslında bir değişim dönüşüm döngüsüne girdi. 21. yüzyılın ayak sesleri yavaş yavaş geliyor. 2020'de en çok konuşulacak kelime yeni çağ, yeni dünya, yeni dünya düzeni, uyanış, başlangıç gibi kelimeler. Aslında bu kelimelerin hepsi Akrep yüzünden olacak. Hmm. O yüzden de bir yandan Uranüs Boğa'da, bir yandan Akrep'e tepki yarattıkça akrepler meydan okuyacak. Biz 2020'de ülkecek meydan okuyoruz. Akrepler de hepimize meydan okuyor ve köşeleri tutuyor. Ha, tabii bazı burçları zorlayabilirler. Akrep varsa çevrenizde zorlayacak sizi. Şimdi hani hepsine güzel deyince de köşeyi dönemem. O da olmaz. Burada ortada kitap var çünkü diyorum. Bazı aylar da çok net yazdım. Yay Burcu yılın en hayata atılanı olacak. Çalışmıyorum, iş kuracağım, yok çıkmam, ayrılmam, bitirmem, gitmem gibi sözleriniz mi var? Araf'tan çıkıyorsunuz sevgili yaylar. Satürn'ü yolculadınız, Jüpiter'i yolculadınız. Bütün gezegenler farkındaysanız bir misafir oldu, gitti sizden. Ama 2020'nin heybeti en çok sizi hayata devreye sokacak. O yüzden de aynı 2020 yılında hem çocuk da yapar, hem kariyer de yapar, hem iş de kurar, hem taşınır da, yani yetişemeyeceğiz sizin hızınıza diyor ve sevgili oğlaklara geliyoruz. Mutlaka her yılın bir zengini olur. Her yılın bir meydan okuyanı olduğu gibi 2020 yılında da en zengin oğlak. Madem 26 Aralık'ta dünya güneş tutulmasını konuştu, daha 4 gün önce konuştu. Şimdi madem 10 gün sonra da tutulmayı tekrar konuşacağız, ay tutulmasını, o zaman zengini biri olmalı. Biri bu krizlerde, sıkışmalarda köşeye dönmeli, bu da oğlak olacak. Aa, ne güzel. Ama şu günlerdeki toprak hareketleri, gezegenlerin Oğlak Burcu'ndaki dizilimi, dünyanın her köşesinde depremi konuşmamızın sebebi de Oğlak Burcu'ndaki gezegenlerin baskınlığı. Sevgili oğlaklar, her konuda hangi olay başınızdaysa bir onu oradan kurtuluyorsunuz. Her konuda da bir şekilde zengin olacaksınız. Maddi manevi zengininiz mahperi, artıyor. Mahperi, canım, yapımcım, mahperi oğlak. Köşeye dönecek. Beni de görüyorsun. Son 2,5 yıldır zorlanmıştır ama. Kesin bilgi. Belli konularda yorulmuştur. Bir kere oğlaklarda bir gezegen yok. 4 gezegen var. Hani şu Plüton'u NASA saymadı ya, cüce gezegeni. Hı-hı. Kayla almadı, sonra kayla almaya başladı. Aslında ben oralarda pes etmedim. Plüton'u hala yazdım. Yani dolayısıyla cüce gezegen bile onlarda. Mümkün değil ki oğlakların duygu durumunun değişmemiş olması 2,5 yılda. Hı-hı. Şimdi ise bir şekilde maddi manevi zenginlik, krizlerden doğan fırsatlar döngüsüne giriyor 2020 yılında. Bir de yuva kuranı olmalı. Hani şu kovaları evlendiremiyoruz ya biz, kimseyi beğenmiyor, işte cool duruyor, mesafeli duruyor, erkeği başka bir kafada, kadını biraz daha dikkat çeken bir kafada yaşıyor ya. Kusura bakmayın, öylesiniz. Çok bilmiş burçlar. Zodyan en bilmiş burcu kimdir? Kovadır. Satürn yönetici gezegeniniz burcunuza geleceğine göre. Dolayısıyla kovalar en yuva kuranısınız. Kova evren. İşinizi kurarsınız. Evlenirsiniz. Düzene girersiniz. Daha böyle minimalistleşir. Minimalistleşir, daha böyle sahiplenir, bir anaç bir ruha bürüneceksiniz 2020'den itibaren. Dolayısıyla da Satürn sizin de bir şekilde burcunuzda 2020 Mart'ından itibaren kendi potansiyelinizi ortaya koyacak ve ilk defa daha büyük sorumluluklar alacak. En önemlisi ise bekar kova bırakmayacak 2020. Çok peki net. Balıklar? Son burcum, yılın en ünlüsü. Biri ünlü olmalı. 2020'de biri, burçlardan biri o ünlü olmalı. O ben olacağım Zeynep, zorlama balık diye. Sen 68, yani dolayısıyla... Öyle söyle, herkes biliyor. Evet, dolayısıyla 68'leri zaten konuştuk her balık. Köşede. Aha, balık burcu en ünlüsü, ünlüsüsünüz. Öyle mi? Tabii. Siz her yerde konuşuruz. Balık burçların özellikle de 21 Şubat'tan sonra doğmuşsanız... Neptün artık 15-16 dereceden sonra burcunuzu yönetiyor. Buradan sonra doğumlu balıklar, 21 Mart'a kadar doğumlu balıklar kesinlikle ve kesinlikle parada. Hani şu geçmişten alamadığınız şeyler, hakkınızı yiyenler. Hani varsa eğer bir çekişme, onları haklı olarak geri çekip alacaksınız. Zaten 2020'yi vücut dilim anlatırken şöyleyim.
Ya ne kadar çok gezegen gerilemesi var diyorum. Sema'da Allah'ın gezegenleri, Venüs'ü geri gidecek, Mars'ı geri gidecek, altı tutulma olacak. Yani süper. Somut olmayan, hayatımızda somut olmayan değişiklik hiçbir şey kalmayacak. 360 derece. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Kurallar ne? Geleyim ben kırıklarını alayım bir. Gel benim kalbimin kırıklarını al Evren. Peki Zeynep, Allah'ım. Peki Zeynep, 2020 hatalarımızı fark edeceğimiz, kesin, daha iyi insanlar olmak için çabalayacağımız bir yıl mı olacak? Bir kere 2020'nin tanıdıkla çalışmıyor. Başarılıysanız, çalışkansanız, emeğinizle bir yere geldiyseniz veya gelmeye çalışıyorsanız köşeye dönersiniz. Ama yok, bir yerlere birinin yardımıyla geldiyseniz veya birisi size yardımcı oluyorsa, örneğin siz bir işin ortağısanız ve ortağınız bütün işi yönetiyorsa o çalışan ortak gider. Dolayısıyla uyanış çok çalışkanlarda. İşini böyle başkalarının üzerinden yapan insanlar muhakkak hepimiz tanırız. Ekran başındaki izleyicilerimiz de biliyordur. Dolayısıyla eğer o insanlar varsa çevrenizde, onların da işi zor. Çünkü altı tutmanın hakkından gelemezler. Satürn Kova'ya geçecek. Belki de 500 yılda bir, bir tanesi de 246 yılda bir çok önemli kavuşumlar var. Bu kavuşumlar 500 yılda veya 246 bir yılda bir dizilime girdiyse eski dünya düzeni kalmaz. O yüzden de dijitalleşmeye, teknolojileşmeye, anasını tanıdıksız değil de böyle emekle, yorularak bir yere gelme döngüsü. Ben Satürn'ün Kova'ya geçmesini özellikle dört gözle beklemiştim yıllarca. Astroloğum, yani geleceğe de minnetin üzerinden bir şekilde de öyle ya da böyle istişare ediyoruz. Öngörüde bir şekilde bulunuyoruz karşılıklı konuşarak. Ama Satürn'ün Kova'ya gelmesi, o kadar dört gözle beklemiştim ki 2012'den bu yana bekliyorum. Hatta beni burada bir yayına çağırdılar haber bölümüne. Ve dediler ki kıyametle ilgili konuşma yapar mısınız dediler. Ben dedim ki 2012'de kıyamet kopmayacak ama bir uyanış başlayacak, bir sancılı süreç başlayacak. 7-8 sene sonra, yani Satürn Kova'ya geçtiğinde o döngü, yeni dünya düzeni kurulacak. Yeni dünya düzeninde o yüzden emek vereni, fikir üreteni, projesine sahip çıkanı geleceği ne denir? Sırtı yere gelmez. Geleceği zaten kuruluyor. Ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var bazı burçlar. Özellikle yıllara göre. Ne gibi mesela bunlar? Mesela 84-98 yılları arası doğumluysanız. Elinde koptu da. Elinde panik. Allah'ım diyorum, koca koca. Dizimi dayamıştım şuraya ama. Çok teşekkür ediyorum. Canım benim ya, çok teşekkür. Dikkatinizi dağıttıysak kusura bakın. Yok ayakkabı, ben bayağı böyle nasıl bir... Nasıl ciddi ama bakar mısın? Bütün bir şeyle, profesyonelliğiyle anlatıyordu. Dikkatini. Saçırın diyor. Ne abi, ciddi olayım bari dedim. Zaten ciddi bir konuyu anlatmaya çalışıyorum kendimce. Son 2-3 cümleyi alayım. 2020 şifreleri... çözüyoruz efendim. Bence siz bu kitabı edinin ama 2020'nin fırtınasına uymamak için emeklerinize bir sahip çıkın. Bir de kimsenin modunuzu düşünmesine izin vermeyin ve yapacağınız her adımı somut atmaya çalışın. Evet. O zaman ne yapalım ya? Gidelim mi? Ne yapalım yani? Nasıl yapalım hani? 2020'nin hakkını verelim bence. Hindi mi yesek? Ha, olabilir. Hindi yiyelim mi? Hindideki surat ifademi gördün mü? Yok, hindi yemeyelim. Yazık hindilere. Yani yiyelim de ben... Brüksel lahanası yiyelim. Bak o iyi. Ben sebzeciyim çünkü. Yani burada da şey olması değil, hamur işi ve sebzeciyim. Biz Brüksel lahanası yiyelim. Onu severim. We'll be right back.
yıl oğlumu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi dilemiştim. Oldu. Bu yılda planladığım çalışmaları başladım. Bunların başarıyla devam etmesini diliyorum. Ah Kadir, bitti değil mi? Teşekkür ederim hayatım. Şu sesi de çıkaralım. Ya da dur hemen bir şey söyleyelim. Ya efendim bitmedi daha. Yani şu anda bitti ama yarın saat 20'de görmedikleriniz olacak. Bunun devamı olacak. Dinlemedikleriniz olacak. Biz her gün yılbaşı zaten.